çok farklı, çok değişik. Hem eğlenceli hem düşündürücü. Hemen. Ya ha hiç de komik değil. Cem Yılmaz. Son günlere sana çok bulaşıyor. Konuşuyor dedi. Neyse İlber Ozan'ın taklidi yapmayayım. Ata Demirer çok iyi yaptı çünkü. Üstüne çıkamayabilirim. Bir daha da eyvah eyvah çekersek Cem'e teklif götüreceğim. İnsanlar çok gergin ya. Hüseyin madem yapacaksa, Hüseyin tabii şey hiç küfür etmez hiçbir filmde. Kendini amma önemsiyorsun. Ata Demirer tatlı çocuk bizim. Hayır ya, çok seviyorum Ata Demirer'i. Ben de çok seviyorum, şahane adam. Çok iyi. İyi geceler değerli izleyiciler. Anlık öyle eğlenceli bir program yapıyoruz. Ben farkındaydım ama seyredince hoşuma gitti benim de. Bu akşam da çok eğlenceli çünkü şahane konuklarım var. Harun Tekin mesela, tanıyorsunuz hepiniz. Yazar ve müzisyen Melis Danışment. Yazar Zeynep Miraç ve futbolcu ve oyuncu Serenay Aktaş. Hepsi bizde olacak ama önce Harun Tekin. Harun'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bu kadar yakışıklı olmayı nasıl beceriyorsun bunca yıldır hiç değilsin? Çok teşekkür ederim. Tanıdığımdan beri çok yakışıklısın. Çok teşekkür ederim, eksik olma. Kimseye kıskanmam, bu yakışıklıları kıskandığım kadar. Çok ters, yani hiç beklemediğim bir yerden geldim. Çok teşekkür ederim, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey demene gerek yok zaten. Sen sus, gözlerin konuşsun durumu. Çok teşekkür ederim. Seni ağırlamak çok güzel. Niye? Çünkü sana bayılıyorum. Zaman zaman bizim Habertürk'ü güzel geçirmene rağmen hoşuma gidiyor. Çok saygı duyuyorum senin her türlü tavrına. O yüzden de burada seni ağırlamak çok keyifli. Eksik olma. Şununla başlayacağım ama. Senin müzik yere falan gelir ama bu nedir abi? Bu bir CD. Kimse CD yapmazken CD yapmış. Biz CD yaptık. Çünkü biz ilk albümden beri CD hep yapıyorsunuz. Yapıyoruz. İlk albümde hatta CD yaptığımızda çok sevmiştik. Çünkü önce kaset olarak çıkmıştık. Kaset çıkıyor desin. Adam müzikten CD yapıyorsa. O kadar yaşlandı mı sende? Yani öyle oldu galiba. Oldu galiba. 45 yani, oldun mu? 45 tabii yani. Hatta evet. 46'ya doğru gidiyor. Şahane. Bu CD 8. CD'miz bizim. 8 mi oldu? Evet. Mor ve Ötesi. Evet. Mor ve Ötesi'nin 8. albümü ve artık CD dinlenmiyor doğru ama... Ben dinliyorum vallahi. Bunun arkasında bir tasarım var. O tasarımı da ifade etmesini istedik. Koray Doğran imzalı epey... Çok hoş bir şey olmuş. Giden bir tasarım. Müzik dinleme alışkanlıkları çok değişti. Sen de biliyorsun. Evet. Artık öyle bir albüm alıp baştan sona dinlemek yok ama bir albümü alıp sunmak varsa CD'de olsun diye düşündük. Çok iyi yaptın. Keşke bir de şey de yapsaydın. Nedir o? Vinil diyorlar şimdi. Vinil yapmak için böyle bir ciddi bir yatırım yapmak gerekiyor evet, artık. Değil mi? Şu an üretim fiyatlarına bakınca biz yani inceledik, baktık galiba başka bir zaman herhalde. Çok şık olmuşsunuz. Bayıldım yani. Tam saklamalık. Çok yani içimize sinen bir albüm oldu. Tasarımı da öyle. Bu Sirenler albümünün hikayesine uygun bir tasarım. Gerçekten bir daha adını anayım. Koray Doğran bizim tasarım direktörümüz. Onun yaptığı bu tasarıma o kadar her şey yakışır ama yani CD çok olması çok güzel. Çok güzel olmuş, iyi ki yapmışsınız. Ama aslında herkes artık şeyde dinliyor. Ne o streaming kanallarında dinliyor. İşte Spotify, evet, onun YouTube, da güzellikleri var. Orada da mesela açıp hemen Vietnam'daki ilk 50'yi görebilmek, işte türler arası geçişler. Eskiden biz bir türe fazla bağımlı müzik dinleyerek büyüdük. Şimdi müzik dinleyenler ve yapanlar çok daha farklı türlere daha erkenden ulaşıyorlar. Ama bir müziğe ulaşmak için gereken zaman azaldıkça onunla tutkulu geçirdiğiniz zaman da azalıyor gibi bir... Bence de. İhtimal ben var hala yani. Plakları çıkarıp bezden silip pikaba koymayı, üstüne iğneyi oturtmayı ve cızır cızır onun dönmesini hala... Doğru. Yani ben de bu elde tutulan CD'ye plağa bayılıyorum. Şimdi CD'ye de razı. Evet, evet. CD'ye burun kıvırdık. Şimdi CD'ye de razı gelmeye başladık. Çünkü evet o streamingler güzel, doğru. İstediğin her şeye anında ulaşıyorsun ama onun bunun emeği başka sanki. Bir de şey yani bilmiyorum katılıyor musun şimdi. Bunun görseli de seni anlatıyor. Yani şimdi ne bileyim mesela Pink Floyd'un albüm kapakları. Yani hepsinin hemen hemen de şimdi aklıma geldi. Albüm kapağının da grupla bir bağlantısı var. İçiyle bir bağlantısı var. Doğru. Yani bir şey anlatmaya çalıştığınız zaman bu medyum da size yardımcı oluyor. Şimdi az önce sohbet ederken şaka yolu söyledim. Yani bir bu albümün neye benzeyebileceği burada da görünüyor. Ve mesela 5 ay sonra şuna da benzeyebilir, buna da benzeyebilir. 2 yıl sonra başka bir şekilde de okunabilir. O çok okunabilirlik burada tasarımın içinde de mevcut. CD de şu an çok mutlu bu kadar kendisinden konuşulduğu için ben de bence çok mutluyum. Şimdi, hoşuma yani CD'ye çok yani daha doğrusu bu emeğe çok saygım var. Bu CD'den sonra bir tur yaptınız galiba değil mi? Bir konser turnesi yaptınız. Bir sürü konser yaptık, sonra bir Amerika turnesi yaptık. Sonra tabii Amerika var, bak ondan evet, benim yok. Onu da yaptık. Mayıs ayı çok çılgın bir aydı 2022'de. Sonra da İnönü konserini yaptık.
En gürültü koparan o zaten. Evet. Bizim için de hayatımızın en büyük anı herhalde oydu. Çünkü küçükken... Ve İdilio'da epeydir de konser yoktu. Yoktu. Özellikle pandemi zamanında zaten yoktu ama 93 konuştuk ya seninle. 93 yılı çok enteresan bir yıl. 93'te 8 tane büyük stat konseri oluyor. Ve biz o konserlerden aslında birkaç tanesine gittik. Ve o sırada 16 yaşında bir işte Alman liseli genç müzisyen adayı olarak gördüğüm şey bir gün yapabilmeyi isterdik tabii. O gün istedin mi? İstiyorsunuz tabii yani o büyüklük ve o paylaşımın derinliği aslında. Onu pandemiden önce hayal etmeye başlamıştık ama pandemi araya girmesine rağmen o hayali bırakmadık biz. Ve giderek hayal bizden uzaklaşmaya başlar gibi oldu. Yani bırak stadyum konseri, normal konser yapamayacağız galiba. 2020'nin Mayıs ayını düşünsene yani. Evet. Yani öyle bir bir daha konser yapacak mıyız acaba falan. Ama bırakmadık onu ve sonra yaptık. Çok zor oldu. Yani çok zor ve çok güzeldi. Ve çok zordu. Yani onun... Nesi zor? Her şeyi zordu abi. Dekoru. Her şey. Yani şu an anlatıp anlatamayacağıma emin olmadığım kadar zordu yani. Peki mesela değdi mi yaptınız? Değdi. Yani maliyeti, şusu busu değdi mi? Yok. Ya maliyet olarak tabii ki yani şimdi sponsorsuz girdik bu işe. Bizim durumumuzda olan herhangi bir müzisyenin yapmaması gereken bir şey. Mantık olarak yapması gereken. Öyle bir kar beklentisiyle girilmedi. Kar da edilmedi zaten. Az zarar iyidir yani. Tabii yani az zarar iyi olurdu. Evet. Ama, çok ama şöyle diyeyim. Bu öyle bir iz ki bizim de kendi hayatımızda. Bizim toplumla kurmak istediğimiz ilişkide de. Biz aslında iyileşmesi gereken çok şey olduğunu görüyoruz yıllardır. Ve o iyileşmesi gereken şeylere dair bir umut olsun istiyoruz. O umut da bizim onun iyileşebileceğine inanmamız aslında. Biz ona inanmadığımız zaman... Başkasına mı? Mümkün değil ki zaten. İnanırsa, bakın inanmamız yetecek demiyorum. Bu şey gibi değil yani. Çocuklar işte... Evrene mesaj yolluyoruz. Öyle değil. Bir şey değil. Ama biz kendi içimizde olabileceğine inanmazsak mümkün değil. Ona göre yaşamıyorsunuz, ona göre davranmıyorsunuz, ona göre düşünmüyorsunuz. Dolayısıyla o konser sadece bir konser değil bizim için. Aynı zamanda hep bir ağızdan bir denemeydi. Bir denemeydi. Sonra da işte onun güzel bir çekimini yapmıştık. Bir de arkasından filmi çıktı. Evet, filmi de sinemaya tabii ki orada da yine ne kadar riskli bir şey yapabiliriz diye düşündük. Daha nerede para kaybedebiliriz, evet. Daha nasıl batabiliriz? Onları düşündük, hep düşünüyoruz Kerem'le özellikle ikimiz. Bu sinema meselesi de şöyle, insanların bir arada bir şey yaptığı bir yer ya bu. Yani konserin duygusunu tabii ki evde de izlerken alabilirsiniz. Alabilirsiniz belki ama yani bence hep birlikte tanıdığın ve tanımadığın insanlarla neye rastlayacağını bildiğinle bilmediğin bir şeye sinema salonunda maruz kalmak. Benim için o kadar güzel bir şeydir ki. Bunu öyle sunmak istedik. Sonra tabii nereden çıktı bu işte niye dijital platform yok falan. Neyse Allah'tan Koreli grup BTS şimdi getiriyor bütün dünyada olan bir şey bu. Biz de burada da bir Türkiye'de bir örnek olsun istedik. Bence bu örnekler iyi örnekler. Biz yapıyoruz diye söylemiyorum. Kim yaparsa yapsın. Çünkü... Bir de birisinin yapması başkasına yolunu açıyor aynı zamanda. Evet ve daha iyi ve daha belki az stresli yapmasının da yolunu açıyordur. Ya o zaman daha albüm çıktığında sizin kafanızda film projesi de beraberinde şekillenmişti. Şöyle aslında albümde biz bir gün oturduk hatırlıyorum o günü. Yeni albüm, bir stat konseri ve bir film. Bunların hepsini birden konuştuk. Bu 2019'du ama sonra pandemi oldu. Ama biz onları bırakmadık. Şarkılar beslenmiş miydi o sırada? Hayır ama şunu yapmak biz biraz hani o sırada bile kaç yıllık gruptuk yani 20 küsür. Orada artık hareket etmek kolay olmuyor. Yani albüm yapalım, hadi yapalım gibi bir şey değil. Ne yapacağız, ne anlatacağız, nasıl anlatacağız, nasıl bir müzik, ne oluyor? Ne diyeceğiz? Bir de yani Türkiye öyle bir halde ki sağ olsun. Yani nasıl bir halde? Zor bir halde. İnsanlarla konuşmaya kalktığınız zaman, benim şöyle bir benzetmem vardı. Benim önüme bir kocaman duvar konulmuş. Benim memleketimin yarısı o duvarın öbür tarafında kalmış. O duvarın tepesinde bana doğru ve bize doğru bakan kocaman hoparlörler var. Oradan sürekli bize bağırılıyor. Ben elimde küçücük bir bilgi notu var mesela. Onu karşı tarafa atmaya çalışıyorum. Benim yapabileceğim şeyler aslında şöyle. Belki ne bileyim hoparlörü ateş edebilirim. Duvarı omuzla kırmaya çalışabilirim.
Ya da hakikaten o küçük bilgi notunu o duvarın arkasına atmaya çalışabilirim. Ya da en kötü, en olmadı bizim taraftakilere, bu duvarın bu tarafında kalanlara, o bizim taraf diye söylemiyorum yani. O bu, bir taraf tarif etmek için anlatmadım bunu. Duvarı tarif etmek kopaklığı, için ayrılığı. Söyledim. Eminim bunu düşünenler, hissedenler olmuştur. Sonra da şunu anlıyorsunuz yani aslında bu tarif ettiğim şey gündemle ilgili bir hal. Yani şu anda böyleyiz fakat şu andan ibaret olan bir şey yapmak istemiyoruz ki biz. Biz o yüzden bu Sirenler albümünde aslında sirenler mitolojik karakterler. Yani o hatta yerli ve milli karakterler aslında. Evet, evet. Ege'de. Çeşme'de. Ege yani. Onların anlattığı şeyler var. Onlar şarkı söylemeye başladıklarında ona hiç kimse kulak kapatamıyor ve işte kaptanlar böyle güçlü güçlü adamlar gidip çarpa çarpa kadar falan. Ama işte Çeşme'de Ala diyor. Nedir? Foça. Fakat İzmir ilçelerinden gidiyorum, üstü tutturdum zaman. Evet evet. Yok yani ama oralar yani sonuçta. Evet. Sonra şeyi fark ettik. Yani zaman, birden fazla zamanı aynı anda yaşıyoruz burada. Hep öyle. Mesela aynı anda geçmişten kaynaklanan öyle çok öfkeler birikmiş. Onları herkese birikmiş. Evet, onlar hep canlı. Şimdiki zaman, hatta hüzün birikmiş daha doğrusu artık. Şimdiki zaman tamamen öfke. Bir de ama umut var gelecek zamana dair. Biz bu üç bölümden oluşan bir albüm yapmak istedik. O yüzden de artık o ortadaki duvarı zaman atlayarak kırmak istedik. Peki stadyum konseri istediğiniz gibi oldu mu? Yani coşku, yani o 20 sene önceden, 25 sene önceden hatırladığın günlerdeki gibi bir konser oldu mu? Her zaman daha iyisi yapılabilir. Tabii ki, her zaman mutsuz olanlar olabilir ama bizim açımızdan... Yani sen dedin mi, oh be değdi, iyi ki yaptık dedin mi? Tabii dedik çünkü şöyle bir şey, bizim yapmaya çalıştığımız şey zaten kolay bir şey değil. Yani Türkiye'de müzisyen olmak zaten şöyle bir baş şey. Başım. Biz kimseyi müzisyen olmaya teşvik etmiyoruz 10 yıldır. Yani bu cümle bence ağır bir cümle. Çok kötü bir cümle. Ama zaten ne mutlu ki teşvik edilerek olunan bir şey değil bu. Yani bir kere o zehir olduğu zaman... Girdi mi giriyor. Fakat şimdi o konserle ne ifade etmeye çalıştık? Bir sürü şey. Bir tanesi aslında bir şeylerin şu anda olduğundan daha iyi olabileceğine dair bir fikri gerçekleştirmek istedik. Yani ne daha iyi olabilirdi? Bir sürü şey daha iyi olabilirdi. Bir sürü şey daha iyi olabilirdi. Ama bizim 25-26 yıllık yolculuğumuza dair ne varsa o gün orada vardı. Yani şarkılar vardı, performans vardı. İşte dansçılar, yaylılar, koro, bizi böyle bağrına basan bir seyirci. Yani o bakımdan onun filmi de bizim için hani şöyle bir şey oldu. Bu yılın sonunda bir de bu filmi yapıp Tamiri Mümkün adını koyduk. Tamiri Mümkün bizim anlatmaya çalıştığımız bir sürü şeyi anlatıyor. Bu bizim eski bir şarkımız. Tamiri Mümkün Kalbinin diye o şarkının adı. Şimdi Tamiri Mümkün. Nedir'in Tamiri Mümkün? Onu dinleyicilerin ve izleyicilerin hayal gücüne bırakabiliriz. Hayal gücü, ama yani mümkün bir de mecbur. Yani mümkün derken mecbur da, evet. Tamire mecburuz. Mecburuz. 25 sene dedin. 96'da ilk albüm. İlk albüm olmasa. Ama senin daha eski. Sen lisedeyken başlamışsın. Zaten 96'da liseden mezun olduk. Sen mezun olduğumuz hafta biz ilk albüm çıkardık. Albüm çıkardık. Evet. Gördüğüm gibi 14 yaşında, 15 yaşında lise orkestrası. Hı. Peki mesela şey vardır ya böyle, milliyetin o zaman lise arası müzik. Var mı gittik, öyle şeyler? Gittik. Ben bir kere kura çektim o gün. O günden beri kura çekmiyorum zaten. Niye? Çünkü cumartesi günkü yarışmada bir numarayı seçtim. Sabah 10'da çaldık. Benim yüzümden herkes yani bir kurayı gerçekten anılır o yani öyle. İyi bir şeydi. İyi bir şey olmadı tabii. Herkes kötü hatırlıyor o günü ama bizim milliyet yarışması ile ilgili şeyimiz hep yani Alman Lisesi'nde bir geleneği vardır. Galatasaray Lisesi'nde vardır. Bir sürü okulların vardır. Biz kendi dönemimizde öyle bir büyük bir başarı elde etmedik. Evet. Biz zaten çalmayı da söylemeyi de yıllar içerisinde öğrendik. Yani biz çıkış itibariyle punk grubu gibiyiz. Ya yani ilk abim derseniz kimsenin çalamadığını benim söylemedim göreceksiniz zaten. 3 albüm ve 400 konser sonra ben biraz şarkı söylemeye başladım. Evet. O yüzden iyi hani, ama. Evet. Yani, ama da şükür yani. O sırada dayandı. Dinleyici de sabretti. Ama çok iyi gençler seni. Sen diyorsun ki yeni söylemeye başladın ama herkes bayılıyor sonra. 3 albüm ve 400 konser sonra dediğim 2003 senesiydi. Bayağı. Evet. Yani, 400 konser. Yapmışızdır herhalde o zaman kadar. 2004 falan. Hani o zaman. Peki mesela grupta ilk günden bugüne herkes aynı mı? 98'den beri aynı. Yani 96'daki ilk kadromuz tamamen Alman liseli bir kadroydu. Evet, ama Alper ve Derin ayrıldılar.
Burak ve Kerem girdiğinde... Bir anda kendileri doğru düzgün işler mi yapmak istedi? Farklı farklı hikayeleri var ama yani nasıl oldu? Öyle gelişti diyelim. Çünkü bir de artık... Yani müzikle bağlarını kopardı onlar galiba. Evet. Derin koparmadı. Ha. Derin şahane bir solo albümü de var. Derin çok... yani ikisi de çok sevdiğimiz arkadaşlarımız zaten. Alper daha farklı bir yola gitti. O endüstri mühendisi oldu, işte şirketler kurdu falan. Ama çok o da sevdiğimiz bir müzikal tadı olan bir arkadaşımızdı. Biz devam ettik. Biz Burak'la Kerem'in girmesiyle beraber ama Alman liselilikle Alman lisesizlik çok iyi bir dengeye kavuştu. Çünkü her ne kadar İstiklal'in ortasında, şehrin ortasında bir yerde olsa biz çok sterildik. Onların dahil olmasıyla beraber gerçekten rock grubu macerası başka bir yere evrildi. Ama bu dediğin de 98 yani. O, hani Masar abileri galiba sormuşlar. Fuat abiye ben kendim mi sormuştum galiba? Siz hep böyle kavga ediyor muydunuz diye. Yok oğlum ilk 30 sene iyiydi dedi. Bu da benim anlattığım yani 98'den beri beraber olduğumuz adamları anlatıyorum yani. Ya 25 sene olmuş evet değil evet. mi? Peki şey de enteresan şimdi senin... Bir yandan da şahane bir eğitimim var. Yani Alman Lisesi. Alman Lisesi zaten Türkiye'nin en iyi 3-5 okulundan bir tanesi. Üstüne Türkiye'nin o zaman için, bugün içine edilmiş olsa da Boğaziçi Üniversitesi. Bugün de direniyor. Hala direniyor. Hala kimliğini korumaya çalışıyor ama işte yönetimsel olarak ciddi sıkıntıları var. Dün hatta teke tekte Mezunlar Derneği ile beraberdik. İnsan içi acıyor. Neyse. Orada da psikoloji ve felsefe okudum. Ben özellikle felsefeyi... Derin bir entelektüel tarafın var senin. Yani yazıyorsun, çiziyorsun, bir sürü şey. Hangisi seni kendini daha rahat? Müzik mi? Diğer taraflar mı? Çünkü okuduğun şeyleri yapmıyorsun aslında. Okuduğun şeyler yapılabilir şeyler mi? Ondan emin değilim zaten. Yani oradan yola çıkarak çünkü meslek sahibi olun... Yani bir felsefe mezunu sonuçta filozof olmuyor ya. Felsefe mezunu oluyor. Evet. Psikoloji mezunu da öyledir. Ya mesela İhsan Oktay Yanal felsefeci şahane hoca, kitapları yazıyor. Hoca işte, ya da Ahmet Arslan. Mutlak onlar da ama yani ben şöyle düşünüyorum. Benim o alanları o alanlar sonsuz öğrenme alanları. Evet aynen öyle. Sonsuz öğrenmeye de eğer açıksanız bu sizin zaten bir şey yazarken çizerken işinize yarayan bir şey. Benim için öyle doğrusu. Ben bir şeyler yazarken mutlaka oradan faydalanıyorumdur yani. Ama çok uyumlu olduğunu da söylemem lazım. Çünkü zaten ben kendimi en çok şarkı yazarı olarak tanımlarım. Mesela şarkıcıdan da çok. Çünkü kendi şarkılarım olmasaydı şarkıcı olur muydum bilmiyorum, emin değilim. Ya da bizim grubun şarkıları. Yani kendi şarkılarım derken ben bir şarkı yazarıyım ama bizim hep her şeyi biz dörde böleriz. Fikri mülkiyet dahil olmak üzere. O yüzden ben derken heyecandan oluyordur. Yani yazdığım şeyler... mutlaka o felsefe ve psikoloji tedrisatından da etkileniyordur, onu sorarsanız. Etkileniyordur. Siyasetten de uzak durmuyorsun. Yani tam aslında hani günlük siyaset değil ama böyle bir şeyin var, bir protest tavrın var. Bu işte İngiliz rockçılarda da var, Amerikalıların da bazılarında var. Evrensel rock var ama mesela bizde bunu en ne diyeyim, en iyi yapan sensin gibi duruyor uzaktan. Eyvah diyorum o zaman. Ben de eyvah. Memnun musun böyle algılanmaktan? Yok yani memnun olup olmaman bir şey değiştirmez. Ama şunu anlarsam hoşuma gider. Eleştirel olmakla muhalif olmak arasında bir fark var. Sen muhalif misin, eleştirelsin. Ben eleştirelim ve biz eleştireliz. Ve bizim bu farkı çok erken fark etmekten dolayı bir şansımız var. O da... sadece mesela çok kötü yönetildiğimiz 10 yıllara şahit olduk biz. Bu 10 yıllarda da ama sadece idareyle ilgili bir şey söylemek de yetmiyor. Evet. Çünkü onun bir kaynağı da var başka yerlerde. Ama o idareye bir şey söylemeden de hayatını sürdürmek bize göre değil. Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız şey hakikaten gördüğünü çalmak. Yani o hakem şeyi vardır ya, gördüğünü çalmakla geçti zamanımız birazcık. En güzel örneklerinden biri mesela 2003 yılındadır. Biz savaşa hiç gerek yok diye bir şarkı yaptık. Evet. Sonra onun Tan Doğan'da bir mitinge gittik. Ve orada hep 100 bin kişi beraber söylendi. O bizim çok yeni bir şeydi. Sonra da akşam tezkere reddedildi. Şimdi onu yaşamış bir grup için artık zaten ondan sonrası şey yani ya hayatla böyle bir ilişki kurabildiğinizi gördüğünüz zaman... demek ki o kadar da yanlış bir şey yapmıyorsunuz hissi geliyor. Veya başka bir zaman yani
Yani bir sürü kritik dönemlerde direkt onunla ilgili bir şarkı yaparak değil belki ama yani ne bileyim biz nükleer karşıtı harekete de destek veriyorduk hiç kimse bizi bilmezken. Ne bileyim Uluslararası Af Örgütü'yle şurada konser yapmıştık. Sıfır kişi gelmişti evet. 99 yılında. Hakikaten bilet alan olmadı yani ama o hani popülariteyi kullanmak vesaire gibi bir şey değil. Biz hep derim yani mimar da olsak, eczacı da olsak ve rahat durmayacaktık zaten tahminen. Dolayısıyla durmuyoruz. Ama rahat durmamak deniyor orada. Rahat durmamak tabii. Çünkü yani aslında bir de şöyle bir problem var. Bunları zaten sen anlıyorsun mesela buradaki potansiyel riskleri. Ama bir sürü insan da bak bu da buradan demek ki falan diyor. Yani evet. Buradan demek ki ne demek? Türkiye'de politik bir itirazla kendine fayda sağlamak diye ben bir şey. Ben daha görmedim. Ben de görmedim yani. Görmedim. Ama sonra son 7-8 yılda başka bir şeye evrildiğini söylemem lazım. Son 7-8 yılda şöyle bir şeye evrildi. Yani sanki şu anda artık böyle korumamız gereken bir şeyler ve o üstüne titremiz gereken bir şeyler var. İşte bir yerde bir kurum varsa... Kaldı mı hala öyle bir şey? Var tabii. Yani Boğaziçi Üniversitesi böyle. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ne mezun olduğum için özel olarak ilgiliyim ama Boğaziçi Üniversitesi gibi işte Mülkiye gibi, İTÜ gibi, İTÜ ODTÜ gibi, hatta Bilkent gibi yani yeni Hacettepe. Yani bunlar, bu kurumlar böyle üstüne yani pamuklara sarman gereken yerler. Bir medeniyet eğer iddian varsa yani pamuklara sarman gereken aynen. Yerler. Yani, bunu, o medeniyet buradan geliyor. Ya bunu söylemek için de onlardan mezun olmaya gerek yok. Ve beni mesela son 7-8 yılda en çok kıran şeylerden bir tanesi Boğaziçi'ne yapılanlar. Oradaki çünkü motivasyonu da anlıyorum. O motivasyonu anlamak çok sert ne bir şey. Ne peki motivasyonu da? Ben mesela o motivasyonu ben anlamıyorum. Yani şimdi bir şeyi ele geçirmek tamam iyi bir motivasyon olabilir ama ele geçirdiğin şeyi yok etmenin motivasyonu ne olabilir ki? Yani yok etmeye yaklaştırmak. Yani sanki bitince çekirge sürüsü gibi. Yani bitince gideceklermiş gibi. Yani Boğaziçi'ni bitirelim gidelim başka bir üniversiteyi yok edelim diyecekmiş gibi duruyorlar. Şimdi dediğim gibi bu ODTÜ'yü de, Mülkiye'yi de, Bilkent'i de kapsar bu söyleyeceğim şey. Ama böyle kurumların dirençleri bence test ediliyor. Yani bu 8-10 yıllık, 10-20 yıllık daha uzun belki süreçlerde bu dirençler test edildiğinde de karşınıza çoğunlukla Boğaziçi'ndeki kadar böyle sağlam bir direnç çıkmıyor. Bence... Hatta bu bizim şansımız gibi de geliyor. Yani hocalar bak ya Faruk Birtek. Yani Faruk Birtek gibi bir tane insan yetiştirmişseniz siz onu en azından yani üniversitelerin idaresini ona bağlamayı falan düşünebilirsiniz. Yani ona ders verdirmemeyi değil de. Ama tabii bu şöyle şimdi tekrar ben gündemden şöyle bir alayım. Şimdi bunlar üzerine konuşarak yapabileceğimiz şeylerin sınırlı olduğu şeyler. Belki... politik eylemlerle belki ne bileyim ben başka türlü de yapabileceğimiz şeylerin sınırlı olduğu ama belki yapabileceğimiz başka şeylerin olduğu alanlar. O alanların ne olduğunu... Tam felsefeci gibi konuştum. Şöyle söyleyeyim ben şunu yapalım demekten ziyade yapabileceğiniz ne varsa ona odaklanın demek istiyorum. Yani herkes yapabileceği ne varsa ona odaklansın. Bizim elimizde senle ben şimdi oturup şöyle yapmamız lazım desek ne manası var? Hiç manası yok. Hiç manası yok. Ama kurumları korumak gerek. Kurumları korumak gerek, teamülleri, gelenekleri bunlar yani işte şarkı yazarından teamül dedirten karanlık. Yani ben şimdi kendi kendime son yıllarda neye odaklandığımı söyleyeyim sana. Çok duygusalız. Yani ben fazla duygusal olmaktan şikayet eden bir şarkı yazarıyım şu an. Bu kadar duygusal olmasak daha iyi olur. Bu kadar öfke, bu kadar hüzün zaten var ama bunları ifade ederken ya da bunları paylaşırken bu kadar cömert olduğumuz zaman... Mesela birbirimize iyi gelemiyoruz. Mesela ben sana bakıyorum diyorum ki ya bu aslında benim anlaşabileceğim bir adam ama sevmediğim bir şey söyledi. Hem de ben buna bir şey dersem muhtemelen bana saldırmayacak. Hemen evet. Sana saldırıyorum. Evet. Böyle bir gelenek oluştu. Bunlar mesela şey değil yani hem bence iyi değil, güzel değil hem de akıllıca değil. Bunlara odaklanılabilir. Yani ne bileyim önümüzdeki 3-4 ayda düşünülebilecek şeyler olabilir. Yani herkes kendi hayatında neyin nereye doğru gitmekte olduğunu, onun oraya gitmemesi için ne yapabileceğini, ne bileyim seçeneklerine bakabilir. Her şey mümkün.
Peki sen Türkiye iyi bir yere doğru, yani Türkiye iyi bir yere mi doğru gidiyor, kötü bir yere mi doğru gidiyor? Türkiye gelişiyor mu? 20 yıl, 30 yıl yani senin müzik hayatın boyunca diyelim ya da işte liseyi bitirdiğin günden bu yana aklının erik olduğu dönemde diyelim. Türkiye'de daha keyifli yere mi doğru gitti Türkiye, daha keyifsiz duruma gitti ya da inip çıkıyor mu? Nasıl gördün? Ya iniş çıkışlar var tabii ki ama şimdi mesela... Ortalaması aşağı doğru mu? Ortalama almak da zor. Gerçekten ben 2013-14'te itibaren yaşadığımız şeyi her türlü hayatın doğal akışına ters buluyorum. Ters değil mi? Ve ben bu işin şeyleri açısından da yani ne bileyim böyle oldu diye sevinen de kimse olduğunu zannetmiyorum. Ben zannediyorum. Yani müsebbipleri de ne bileyim ben şu anda bizden güçlü durumda olan herkes de baktığında şu 8-10 yıl ne kadar güzel oldu ya Rabbi falan demiyordur diye düşünüyorum. Şöyle diyeyim. Toplumun bir hikayesi var, bir de idarenin bir hikayesi var. O toplumun içindeki hikayeler açısından mesela çok iyiye giden de şeyler var. Çok iyiye giden ne olabilir? Çok incecik bir şey söyleyeceğim, belki kimsenin umurunda değil ama şu anda genç müzik gruplarının şarkıcıları benim 25 yıl önce olduğuma göre çok daha iyi şarkı söylüyorlar. Bir de sanki daha çok insan şarkı söylüyor gibi geliyor. Daha olarak. Çok insan şarkı söylüyor. Yani genel olarak mesela şimdi bana ne daha iyi şarkıcılardan demesin izleyiciler. Çünkü öyle bir şey, önemli bir şey o. Yani ne bileyim bir sürü burada kalmaya gönül vermiş insanla tanışıyoruz. O muhteşem üzücü beyin göçünün olmadığını söylemiyorum. Ama gitmeyen çok var. Gitmeyen de var. Gelenen de çok var. Ve dönecek olan da çok var. Kendini eğer güvende hissederse ve işe yarar hissederse. Şimdi senin sorduğun soruya dönecek olursak, oradan uzaklaşmak için yapmadım bu girizgahı. Türkiye çok mucizelerle dolu ama bir o kadar da inatçı bir yer. Türkiye'nin kendini iyi hissetmesi... Bir anda olabiliyor. Bir anda olabiliyor. Evet, bir anda olabiliyor. Bu iyi hissetmenin üstelik milyonlarca insanın mutluluğuna falan bedel olmasına da gerek yok. Belki onu anlamamız lazım. Belki onu paylaşmamız lazım. Birileri mutlu oldu diye öbürlerinin mutsuz olması gerekmiyor. Ama bu şekilde yani şu gidişata baktığımız zaman hani iyiye gidiyor demek kolay değil. Çünkü şu örneği verebilirim. Ben bir de küçüklükten beri bik konuşan bir tipim yani. Şahane konuşuyorsun, bayılıyorum. Sağ ol abi. Eksik olma. Bu ne zaman düşünüyorum yani mesela bir seçim öncesinde ya şunlar olmasın da bunlar olsun demenin riskli olduğu bir zaman hatırlamıyorum ben. Evet. Bu çok enteresan bir göstergedir. Yani 83'ü, 87'yi, 91'i, 93'ü, 95'i, 99'u, 2002'yi, 2007'yi, 2011'i, 2015'i hepsini hatırlıyorum. Ve bence bu bir ülkenin kendine yaptığı bir kötülüktür yani. Yani biz başka bir zamanın, başka bir yönetim tarzının mümkün olduğunu düşünebilmek ve bunu ifade edebilmekten çekinmemeliyiz. Türkiye'nin yani... Hatta korkmamalıyız. Hayır, korkmamalıyız yani. Türkiye'nin 100 yıllık cumhuriyeti daha uzun yani bakarsanız bir parlamenter geçmiş olarak baktığınız zaman daha da geçmiş. Yani bir modernleşme hikayesi olarak baktığınız zaman daha da bir şey. Yani bu kendine güvensizlikler bunlar evet. Bizim hak etmediğimiz şeyler. Deyip çok da yani uzatmadan... Uzatmayalım bence de. Burayı teke teke çevirdik çünkü şimdi birdenbire. Ya teke teke çevirmek de değil de yani biz sonuçta şarkı söylerken ben hani inanmadığım bir şey söyleyemiyorum. Yani şimdi de söyleyeyim. Ne diyeyim yani şimdi Türkiye çok iyiye gidiyor. Çok şahane durumdayız diyeyim. Ama şunu ben diyebilirim. Bunu desen yani şunu diyebilirim. Türkiye'nin her zaman içinde birden fazla zamanın, birden fazla imkanın, birden fazla hikayenin aynı anda aktığını, mümkün olduğunu gördük. Yani işte 90'lı yıllara bakınca da bunu görüyoruz. Bir yandan böyle bir o işte özel televizyonlar, yurt dışına gelen sanatçılar... Bu televizyon var, bir yandan çok karanlık olaylar var. Bir yandan korkunç bir zaman var. Yani dolayısıyla bizim önümüzdeki zamanla ilgili benim en büyük dileğim her ne olacaksa barış içerisinde ve hayatın doğal akışına uygun ve insanların sonunda mutlu olacağı şekilde olsun. Ben de hep şunu gördüm Türkiye'de. Yani en olmadık zamanda
birdenbire bambaşka bir şeyi içinden çıkartıp hiç beklenmedik bir ne diyeyim değişim, umut, iyileşme süreci yaşayabiliyor yani. Ha bu öldü galiba dediğin anda dirilebilen garip bir hasta Türkiye yani. Ben çok seviyorum. Yani... Ben çok seviyorum. Başka hiçbir birimiz yok yani. Muazzam bir ülke çünkü. Hakikaten muazzam bir ülke. Ben hatta yani şöyle bir inanca sahibim biraz naifçe. Hani bizim burada karşılaştığımız problemlerin bir kısmı bizim böyle bir takım antikalıklarımızdan dolayı zorlaşıyor. Ama bir kısmı bütün dünyada var. Şimdi yani burada mesela bizim... Paris metrosu. Ya bir sürü şey var, bir sürü şey var. Bir sürü zaman bunu unutuyoruz biz hatta. İşte sadece burada var bunlar, çok fena kötüyüz falan diye. Ama bizim burada çözebileceğimiz her büyük problem şu anda dünyaya ilham verebilir. Aynen öyle. Bunu çok sıkla söylüyorum ben de. Yani şu anda Türkiye dünyaya siyasi ve sosyal model olabilen bir ülke çok garip bir şekilde. Olabilir. Yani bunun muhtemel olmasa da mümkün olduğunu. Oluyor oluyor oldu yani mesela. Şu yönetim dünyaya örnek oldu iyi kötü. Yaptığı farklı deneyimler yeni örnekler teşkil edecek. Dünya Türkiye'yi taklit ediyor. Mesela Amerika Türkiye'leşiyor. Yani o hangi zamanlarda ne kadar hani etkili olacak bilmiyorum ama daha önce mesela bunun örnekleri var ve dediğin şeyden oraya bağlayabiliyorum ben. Bizim önümüzdeki süreci biraz da böyle bakmak daha rahatlatıcı geliyor bana. Hepimiz dünyanın çok bilinemez bir zamanındayız. Şu anda teknolojik gelişmeyle kültürel gelişme kesinlikle birbirinden kopmuş durumda. Birini anlayan diğerini anlayamıyor. Onu anlayan bunu anlatamıyor. Dolayısıyla bütün bu kaos içerisinde böyle kendini yalnız temsil edilemeyen, işte bir cehenneme doğru giden, hisseden sadece Türkler değil. Değil. Dolayısıyla, Amerikalar da öyle, Fransızlar da öyle. Ama bizim biliyorsun hani kriz yönetimi sanatı varsa o sanatın en iyi icracıları olduğu için burası. Hakikaten çok değişik şeyler başarılabilir. Başarılı gerçekten. Başka bir şey soracağım. Çok alakasız bir şey geçeyim. Habertürk'te televizyon programı yaptın. Niye bıraktın? Niye yaptın diye sorman lazım aslında. Evet, belki niye yaptın evet. O zaman öyle bir teklif gelmişti. O sırada da çok fazla böyle bir nasıl diyeyim yani 2009 yanılmıyorsam o. 2009'a şey öncesi, sosyal medya öncesi. Evet. Hem proje ilginç gelmişti ama bir yandan da zor bir şey tabii. Çünkü 2004 yılında bizim biliyorsun en önemli şarkılarımızdan bir tanesi ne habersin ne Türksün diye başlıyor. Evet. Ve doğrudan yani bu kanaldaki benim gördüğüm ve o zaman sen yoktun. O zaman yoktu. O zaman Ufuk Güldemir vardı. Evet, o zaman rahmetlinin herhalde yayın politikası o kadar çıldırtmış ki bizi. Çünkü gördüğüm şey enteresan bir şeydi. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. İşte şey yazıyordu. Solcu, İslamcı, manken koalisyonu Cumhurbaşkanı'nın kafasını karıştırıyor. İşte kesin biz Irak'a girelim falan. Yani bu bence tuhaf bir yayıncılıktı çok. Ve buna çok kızmıştım. Ve gerçekten de Ufuk'un tuhaflıkları vardı ama çok tuhaflıkları vardı. Evet, onu sen daha iyi bilirsin. Benim çok eski arkadaşım. Fakat yani şey bu o kadar tabii popüler bir şarkı oldu ki ondan sonra insan... Sen Habertürk programıyla ben şaşırdım. Ben de şaşırdım. Çünkü ben ama biz Eurovision'a gidince de ben şaşırmıştım. Şimdi tut, yani, zaten bundan sonra onu soracağım zaten. Yani bunlar şey sonuçta bir kere dünyaya geliyoruz ve karşına çıkan şey... Denemek lazım. Denemek lazım. Bir de şöyle bir şey var. Yani bizim hayatlarımız nasıl görünüyor dışarıdan bilmiyorum ama... Ben anlatmakla, ifade etmekle kafayı kırmış bir insanım. Sen de çok belli o ama zaten. Bunu düzgün yapabileceğimi düşündüğüm bir mecra sunuldu bana. Sonra düzgün yapılamayacağı bir zaman geldi, o bitti. Bitti. Ama o arada da şu var, hani biz Bruce Springsteen gibi, işte Pink Floyd gibi, Metallica gibi böyle toplumsallıklar, böyle dertler ve böyle ekonomiler içinde dans etmiyoruz. Yani bizim öyle yapmayalım, yani onu yapmasan bir başka... O kadar da senin için iyi olmayan bir şey yapman gerekebilir. Gerekebilir. Yani bir müzik grubunun hayatı içerisinde hiç beklemeyeceğiniz tuhaflıklara rastlayabilirsiniz. Ben yine bayağı iyi idare ettik diye düşünüyorum. Gayet yetin. Yani bir de yani senin entelektüel kapasiten o kadar yüksek ki yapmaya devam etmeni ben çok isterdim kendi açımdan ama bırakman i̇yi, da. İyi ki sordun da yani böyle hani tam yerli yerinde konuşmuş. Çok şaşırdığım başka bir şey. Eurovision. Biz de çok şaşırdık. Abi ne işiniz var sizin Eurovision'da? Bize teklif geldiğinde dedik ki o kadar tuhaf ki kesin çok yapmamız tuhaf. Lazım. Ha o yüzden yaptınız. Ama şöyle bir şey var. Orada da birkaç şey karışıyor. Bir tanesi bir temsildir. Ve bizim Türkiye'yi temsil etmemiz fikri
çok hoşumuza gitti. Ve bunu da layıkıyla yaptığımızı zannediyorum, umuyorum. Böyle bir... Tabii başka bir Türkiye gösterdiniz. Yani. Evet ama bir yandan da hani Türkçe bir şarkıyla evet. Ve çok sevildi. Hala forumlarda vesaire yani Türkiye'nin dışında da çok sevilen şarkılardan bir tanesi. Biz onu, o teklif geldiğinde gerçekten hani önce bir... Hangi yıl? 2000... 2008. 8. Acaba dedik hani bir telefon şakası mı? Ne oluyor? Kimle gelecekti? TRT'den. TRT'den. Sonra da dedik ki ya biz bunu yaparız ama hani biz yaparız. Hani bunun orasında bendir, burası da bilmem ne falan onlar yok. Onlara sağ olsun. Hiç karışmadı. Karışmadılar tabii. Hayır, çok iyi. Bir kere bir öyle bir konuşulur gibi oldu. Ben orada bir uzun bir 8-9 dakika bir konuşma yaparak daha yani bu konu açılmazsa daha karlı olacağını hissettirdim. O zaman da 30 yaşta falan mı? Evet. Yine buyur buyur konuşuyoruz. Konuşuyordun onda. Size geçen bir şey yok. Yok. 14 yaşından beri konuşuyorsunuz. 3. peki yorulmuyor musun? Yoruluyorum. Evde sorun çıkmıyor mu? Sadece ben konuşmuyorum. O da konuşuyor. Tabii çok yani konuşmak iyidir de sürekli konuşmuyorum. Yani böyle kayda değer bir imkan sunulduğunda ne bileyim. Yok ama mesela hani eşin kızmıyor mu sana? Ya yine başına dert alacak bir şeyler söylüyorsun. Yine bu kadar sen zaten yeterince hedefsin falan demiyor mu? Bazen eşi de şahane o zaman. Öyle yaşamıyoruz. Yani ben çok iyi. Şöyle de düşünüyorum bir yandan biz konuştuğumuz şeylerin arkasındaki niyetlerin de açık olduğunu düşünüyorum aslında. Yani yapılan şarkılara vesaire baktığın zaman oradan buraya giden yolda hakikaten çok naifçe hatta hafif enayice böyle arkadaşlar ya böyle yapsak olmaz mı falan evet. Diyen evet, evet, çocuklar evet, aynen öyle çok naif var yani. Çok naif. Ya yani enayice demek ayıp olur ama naif yani. İstemiyorsanız da yapmayız yani ne yapayım. Kimse zorla dayatmıyor yani. Peki Harun seni tanıdım acayip sevindim. Çünkü merak ettiğim, çok saygı duyduğum birikimine, bu birikimini yansıtış biçimine, müziğine, grubuna bayıldığım en iyi adamdan bir tanesi. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. İnşallah daha bir daha yine gelirsin, bir daha konser yaparsın, bir daha yine albümlerde yine buluşuruz. İnanamayacak. Film başka ülkelerde oynayacak bir şey duydum. Tabii yani şöyle gitti hatta film gitti bir sürü yerde. Yarın da galiba son günü onu da söylemeden gitmeyeyim. Türkiye'de de iki haftadır bir sürü yerde izlendi. Yarın herhalde vizyonda izlemek için son fırsat olabilir. Ama sonra peki bir streaming kanala geçecek mi? Onu henüz bilmiyorum ama şunu biliyorum. 1 Şubat çarşamba günü Başka Sinema diye bir etkinlik var. Türkiye'nin pek çok yerinde sanırım 18-19 kentte çarşamba akşamı birer gösterim koyuyoruz. Oralarda gelmek isteyen süper. Dinleyicilerimiz... 18-19 kentte. Evet, 1 Şubat'ta orada birden izleyebilirler. Birden fazla sinemada mı? Evet, yani toplam 24 sinemada böyle bir şey var. Diyarbakır'da da var, işte Edirne'de de var. Yani sanıyorum böyle Türkiye'nin pek çok yerinde olan bir etkinlik bu. Bir de ben sana unutmadan şeyi söylemek istiyorum. Biz aslında satanizm programı yapmıştık. Oo, kaç sene oldu? Ve o zamanlardan... Kaç, 97 mi? 2001 falan. 2001 mi? Yani o zamandan bu zamana ben de uzaktan uzağa aslında ne zaman bir daha buluşuruz diye bekliyordum. O bu akşammış. Ne günler, bir daha ne bu kadar ya. Ara vermeyelim. Bence de vermeyelim. Seni burada ağırlamak çok güzeldi. Evet satanizm üstüne 20 seneden fazla girmiş. 20 sene olmuş neredeyse. Araya bir AK Parti girmiş. Yani bir sürü şey o zaman da zorluydu. Zor, şimdi de zorlu ama bir yandan Türkiye, da... Türkiye bir yandan zor bir yandan keyifli, heyecanlı bir ülke. Sizin de bu heyecana... Böyle güzel katkılarınız var. Albüm için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü güzel hala zamanlarda dinleyin. Yarın sabah dinleyeceğim. Yarın çünkü evden çıkmayı niyetliyim. Böyle hafif bir nezlem var. Yarın dinleyeceğim. Ne olabilirsin? İyi ki geldin. Sağ çok ol. Varlığında mutlu olduğumuzu söyleyeyim. Değerli izleyiciler bu akşam gerçekten birden fazla marifet olan konuklarımız var. Biraz sonra Melis Tanışmet olacak. O da hem müzisyen hem yazar. Onun da entelektüel tarafı kuvvetli. Zeynep Miraç burada olacak. Çok çile çektiğini gözüme tanık oldum. O çileleri de konuşacağız. Murat Barakçı da program yapmak şanssızlığına uğradı. Ve Serenay Aktaş burada olacak birazdan. Bugün
defteri kapattım ve attım. Bugün bardağıma birazcık damlalar kattım. Bugün yapraklardan süzülen yaş değil yağmur. Bugün, bugün, bugün benim günüm. Bugün patronum çift kişilikli değil renkli. Bugün sırama kaynayan öküz değil gözü bozuk. Bugün meydanlardan bağıran kalpsiz değil bin pişman. Bugün, bugün, bugün benim günüm. Sakin, sakin atlat bu günler pe parlak. Sakin, sakin atlat bu günler pe parlak. Bugün sıcalar çok hoş sohbet. Bugün la 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 la. Bugün seni sevdim ama hepsi içkidendi diyenler bile iyi kalpli. Ağzınıza da sağlık. Beyler Hanım, sizi böyle alalım. Geldim. Size büyük saygımız var. Estağfurullah, teşekkür ederim. Çünkü siz bizim için asil kansınız. Ya işte, teşekkür ederim, sağ olun. Hikayeyi biliyorsunuz değil mi? Dede, büyük dedesi Galatasaray Spor Kulübü'nün iki numaralı kurucusu. Evet. İki ya. Numaralı iki kurucusundan birisi. Paylaşılıyor evet, iki numara. Paylaşılıyor. Onun tarihi bir numara. Bir numara Ali Sami'ye, evet. İki numara paylaşılıyor. Evet, babamın büyük dedesi. Diğer iki numaranın torununu tanıyordum, şimdi sizi tanımış oldum. Öyle mi tanıyorsunuz? Evet, tabii ki. Emin Bülent Serdoğan'ın, evet. Yani torununun çocuğuyum ben. Torunun çocuğusunuz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar iyimser bir şarkı. Hayatta iyi gözle bakan bir şarkı. Toz pembe bir evet. Gözlükten anlatıyor ama sonunda değil diye bitince. Evet, son evet, öyle geliyor. Son öyle geliyor ama evet. Ben sonunu saymıyorum, başını sayıyorum. Tamam. Kitap şahane. Çok teşekkürler. Nerede haberim oluyoruz o kitaptan? Ruşen Çakır'ın televizyonu seyrediyorum. Neydi? Medyaskop. Evet. Bir böyle karşıma siz çıktınız. İki tane gençten sohbet ediyordunuz. Çok güzel programdı evet. Şahane programdı. Çok. Tamamını seyretmedim. Bir yerinde sıkıldım bıraktım. Çok özür dilerim. Çünkü ben çok çabuk sıkılıyorum evet. Her şeyden. Ama öğrenci öğrendim. Hemen gidip kitabı aldım zaten. Çok da hoşuma gitti. Çok teşekkürler. Nereden aklınıza geldi bunu yazmak? Size anlatacak bir şeyiniz var sizin sürekli galiba. Evet işte böyle yani özetle söyleyebilirim. Herkesin aslında hayatında olabilecek işte çeşitli zor seneler dönemler vardır. İşte işlerin baş aşağı gittiği, ilişkilerin, evliliklerin. Ya da işte sağlık sorunları da olabilir, çeşitlendirilebilir. Benim öyle bir senem oldu, 2016 senesi bu. Yani çok üst üste çok şey geldi. Ama hemen yazmışsın, sonra yazmışsın. 2017 başında ben bu kitabı yazmaya başladım ve aslında çıkış noktası ben bu hayatta hiçbir şeyi tam olarak beceremedim hissiydi. Ve bu hepimize bu hissi. İşte zaten ben de bunu tahmin ya da ümit ettiğim için yani hepimize bu hissi. Onun üzerine kendimi kurtarmak yani terapi niyetine diyeyim. Biraz da güldürmek için yani böyle yaşananlara mizahi bir pencereden bakınca
aslında daha kolay üstesinden gelebiliyorsunuz bence. Dolayısıyla böyle ahlanıp vahlanmak benim çok karakterimde yok zaten. Belli zaten o karakteriniz öyle olmadığı yani. İçin ben de dedim ki yaşadıklarıma. Çünkü anne baba evine 16 yıl sonra ben geri taşınarak o senenin sonunda. Aslında pandemi döneminde pek çok kişinin yaptığı işler iflas etti vesaire. Anne baba evine İşler geri... İşler iflas etti. Yani 2016 senesinde ülkede olmayan kalmadığı için maalesef çok çok acı bir sürü olay olduğu için müzik sektöründe. Ha, müzik sektöründe. Ardı ardına gelen iptaller ve pek çok olumsuz haberle birlikte çok baş aşağı gitti her şey. Ben anne baba evine 2016'nın sonunda geri taşındım 16 sene sonra. Ve çok iyi bir şeydir anne baba evi biliyorsunuz. İlk başta çok korkutucu idi fakat ben burada ne yapacağım duygusu ve hani o başarısızlık diyeyim tırnak içindeki hani hayatta hiçbir şey beceremedim duygusunu aşmanın yönteminin bunun aslında dalga geçmek, kendime tiye almak ve bayağı işte mizahi bir pencereden bakmak olduğunu gördüm. Anne baba ilişkileri, ilişkiler, işte işler anne vesaire. Anne baba şahanedir. Yani ben de evlenmeden önce bir süre dönmüştüm. Aynı dediğin gibi korkarak döndüm. Bir gittim ki abi çamaşırlar dikiliyor, muaf doluyor, her şeyini yapan birisi tabii. Var. Muazzamdır yani. Anne evi muazzamdır yani. Bir baba. De yetişkin olarak geri döndüğümüzde. Daha da tatlı. Biz kardeşimle biraz erken çıkmıştık evden, başka eve geçmiştik. Başka bir gözle onları değerlendiriyorsunuz. O da çok ilginç oluyor. Evet. Peki on parmak on marifet demiyorum ama bayağı bir marifet var. Müzik ki orada çok iyisiniz. Bir yana gazetecilik. Evet. Bir yana radyoculuk. Evet. Ya yani radyoculuk demeyeyim. Ben kendimi radyocu olarak tanımlayamam ama radyo programı yapıyorum. Evet radyo programı. Çok da severek radyocu yapıyorum. Ne yapar? Radyo tamire çekerli çok herhalde. Yani tabii ya, uzun yıllardır yapmıyorum. Yani böyle bir tematikli bir programım var. Her hafta belirli bir tema üzerine şarkılar çalıyorum. Gazete Kadıköy'de yazmaya devam ediyorum. Müzik yapmaya devam ediyorum. İşte Büyüyemeyenler geçen sene Şubat ayında yayınlandı. Bir sene olmak üzere. Ben Mayıs'ta gördüm kitabı. Çok büyük heyecan oldu benim için. Daha sonra program Nisan'da mıydı? Nisan veya Mayıs'ta galiba. Galiba bir iki ay sonraydı yakın bir tarihte. Öyle bir şeydi. Başka şu anda projelerim, projeler var diye. Ne proje var? Yani YouTube'a bir şeyler yapmak istiyorum. Bir seri var aklımda. Onu yapmak istiyorum. Onun dışında da yine Büyüyemeyenler'le bağlantılı başka ümit ettiğim başka şeyler var. Onu şimdilik söylemeyeyim. Bu kitaptaki... Mizah da değil aslında. Başka bir şey böyle. Çok değişik bir bakış açısı var. Yani bununla bir radyo programı olur, bir YouTube programı olur. Her şey olur bunda. Onu söyleyen oldu biraz. Buradan çok acayip şeyler çıkıyor. Kara mizah gibi bir şey. Evet çok acayip bir kara... Kara da değil böyle. Kara mizah da değil aslında. Daha da garip bir şey var. Yani ne bileyim yeşil mizah mı? Bir garip bir şey var orada. Yani. Çok garip yani. Okurken ben hiç böyle konudan ama çok eğlendiğimi söylemeliyim. Çok teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti. Çok seviyorum. Büyüyemeyenler gerçekten çok iyi kitap. Kitap deyince tabii Zeynep Miraç. Evet. Zeynep Miraç büyük lafı dinlememenin şeyini gördü. Gördüm. Zeynep gelmiş burada Murat Bardakçı ile program yapacak. Çünkü işte Murat Bardakçı programında Pelin'i yollamış. Entelektüel derinliği olan birilerini arıyor ve Melis'i tavsiye etmişler tanıyanlar. Hakikaten de Melis 10 numara yani. Zeynep. Melis diyor. Tamam Zeynep'im ben karışayım. Salak salak konuşuyorum. Zeynep'i tavsiye etmişler. Zeynep gelmiş Murat'la odasında konuşurken ben Zeynep'e dedim ki Zeynep. Emin misin? Bu adamla, bu herifle program yapacaksın. Dedim. O dedi ki bana iyi davranacak dedi. Söz verdi dedim iyi davranacak. Kaç gün sürdü iyi davranması? Bir hafta, iki en fazla. İki değil mi? Evet. Ne oldu sonra programda? Aslında çok da iyi gidiyordu program bir yandan baktığınız zaman. İyi gidiyordu tabii. Yani hayatımda böyle bir tecrübe bir daha olabilir olmaz. Mi bilmiyorum. Olmaz. Böyle çünkü Murat gibi başka manyak bulamazdı kolay kolay. Estağfurullah ama yani 7-8 saat süren bir canlı yayında bulamam evet, herhalde. Bulamazsın. Çünkü bu saatlerde oturuyorduk. Saat 11'de bitiyordu sabah kahvaltıya kadar gidiyorlardı. Kahvaltıya kadar gidiyordu. Bir hafta benim bir seyahate gitmem gerekiyordu. Gittim yerime saksı koydum. Evet. Gerçekten taksi yani koydu. Bu kadar hani bunu daha nazik bir getir o saksıyı vur kafalarına yani. Saksı koydular. Erhan'da yani dedim ki o zaman saksıyla dolduruyorsanız benim yerimi ben de yorulmayayım sabaha kadar oturuyorum sizinle dedim. Öyle oldu. İyi kurtuldun. Yani evet. Yani çilen kısa sürdü. Kısa sürdü. Kısa verilmiş salak anlarmış. Kitaplar şahane. Çok teşekkürler. Şimdi, Metin Akpınar. Hı-hı. Bu bayağı iyi. Çok teşekkürler. Bunu okumadım yalan söylemeyeceğim. Okursunuz inşallah. İnşallah okuyacağım. Çok hoş öyküler yazıyorsun. Gerçek yaşamlar üzerine. Nereden aklına geldi bunları yazmak? Yani gazeteciyken de yani Milliyet'te, Hürriyet'te, Cumhuriyet'te çalıştım. O zaman da portreler yazıyordum. Daha çok bana mutluluk veren o portreleri yazmak, o hayat hikayelerini araştırmaktı. Derken o biraz genişledi. Biraz işte daha fazla öğrendikçe, bildikçe, insanları tanıdıkça ilk Seçkin Hanım'ın kitabıyla, Seçkin Selvi'nin kitabıyla başladım. O geçen yıl yayınlandı.
anlatılmaya değer çok hikaye var. Çok hikaye var. Seçkin Hanım'ınki de onlardan biri. Yani işte entelektüel bir birikimle bu ülkede bir şeyler yapmaya gayret eden bir insanın başına neler gelebileceğine dair. Yani mesela bir çevirdiğiniz bir kitaptan ötürü hapis yatıyorsunuz yani. Onun gibi işler. Sonra da Metin Akpınar kitabı ise başka bir yolda, aslında daha uzun bir yoldan çıktık. Önce Metin Bey'in belgeselini yaptık. Yönetmen arkadaşım Selçuk Metin'in projesiyle. Sonra da bunu bir kitaba da dönüştürmek arzusu doğunca Metin Bey'le tekrar bir konuşmalar yapıp bu kitap ortaya çıktı. Ama ya bir, esas insan hikayelerini merak ediyorum. Zaten gazeteci kere böyle şeyler çok yapardın. Milliyet'te özellikle galiba değil mi? Öyle bir... Cumhuriyet'te de portreler yazdım. Evet, Cumhuriyet'te devam etti. Peki bir şey soracağım. Bu gazetede hangisini daha çok sevdin? Milliyet'in kalbimde ayrı bir yeri var. Tabii. Çünkü ben de mesela seni daha Milliyet görüyorum. Yani. Evet, ama o zamanki Milliyet. Tabii bugünkü Milliyet'ten bahsetmiyorum. Yani. Bugünkü, daha sonra bugünkü medyadan bahsetmiyorum. Tabii o zamanki, ya ben şöyle söyleyeyim. Ben Milliyet'e 2006'nın sonunda girdim. Ve hayatımı orada sürdüreceğimi ve oradan emekli olacağımı düşünüyordum. Ben de Cumhuriyet'te başladım. Benzer dönemlerde, o zaman da radikaldeydik. Aynı binadaydık. Tabii. Yok, ben ilk bir oyuncak şirketinde çalışıyordum. Ha. Oradan sonra? Ben emekli olurum diye. Sonra dergi ve gazete devam etti. Ya o Milliyet böyle, hani nasıl diyeyim, yuvam gibiydi. Öyle hissederdim. Sonra tabii yani duvara çarptık hep birlikte. Onun için Milliyet'in yeri ayrıdır. Hangi yıllardı Milliyet'e sen? 2013 Gezi'den hemen sonra. Gezi'den sonra, ama daha satılmamıştı daha o zaman. Satılmıştı. Ha, satılmıştı. Doğru, Milliyet erken satıldı. Satılmıştı. Hürriyet sonra satıldı. Doğru, Milliyet satılmıştı. Satılmıştı. Milliyet ve şey önce satıldı. Vatan sonra Hürriyet. Evet, satıldı. Doğru. Evet, öyle oldu. Ve Cumhuriyet'e geçtin ondan sonra. Hürriyet'e geçtim. Bir iki sene kadar Hürriyet'in Cumartesi Pazar eklerinde çalıştım. Doğru. Çınar'la birlikte. Sonra da Cumhuriyet'te portreler yazdım. Peki şeyi merak ediyorum şimdi. Bu portreler, şimdi Metin Akpınar evet belgeselden kitaba geçti ama bunları bir yandan da YouTube'da yayınlamayı düşünmüyor musun? Yani orada bir şey var ya, sen bu insanlarla konuşarak gibisin portreleri çünkü bildiğim kadarıyla. Tabii. Ya bunları bir yandan da çeksen ve orada yayınlansa çok iyi olmaz mı? Olur tabii. Niye yapmıyorsun? Ya başlarken öyle başlamadı bir kere. Ama şimdi öyle yeniden yapabilirsin. Evet, öyle bir şey yapılabilir ama şimdi bu belgesellere devam ediyoruz. Aslında daha hani geniş kapsamlı biraz. Şu anda bahsetmeyeceğim. Başka belgesel de yapıyorsun. Biliyorum. Evet, zaman hatta ve... Hatta birine ben de konuştum. Mekanı, zamanı ve konsantrasyonumu o belgesellere kullanıyorum. İşte Metin Akpınar'dan sonra bir Haldun Dorman belgeseli yaptık. Yıldız Kenter şimdi yayında. Şimdi Emel Sayın'la çalışıyoruz. Aa. Evet. Onunla çekimlerimiz devam ediyor. Şimdi bunlara daha konsantre oldum. Daha böyle işte haftalık şeyde periyotta bir şeyler yazamıyorum şu ara. Ama dediğiniz doğru, artık bugün görüntü dünyası, yani yaptığımız işi. Minik röportajlar falan. Çok da basit yani. Telefonla bile çok rahat çekiliyor artık çünkü. Tabii. Bundan sonra pıtır öyle. Pıtır pıtır yani, onu YouTube'a versen yani bence muazzam olur. Ben biraz geri kafalıyım yalnız hala. Onu da itiraf edeyim. Bak hiç olmadı bu. Evet. Çünkü şey bir şey var ya. Modern görüntünün altında geri kafa. Öyle oluyor. Yani şöyle. Hani diyor artık. Tembelim de sen daha doğru olur mu acaba? Ben değilim. Yani hakkımı da yedirmeyeyim. Ben bu masada hakkımı yedirmem. Peki tamam. Yok, şaka söylüyorum. Yani şimdi herkes şunu diyor ya. Web sitelerinde de daha çok videolar. Alışkanlıklardan vazgeçmemek biraz tembelliktir. Evet, videolar daha çok seyrediliyor. Görüntü artık genç kuşaklar için daha. Ben hala kağıttan okuyorum. Ben de kağıttan okuyorum. Ya onun için hala o kağıttaki yani yazının o kağıt formunla hala başka bir duygusal ilişkim var. Ya onu ben başka türlü görürüm. Yazıyı hala başka türlü görürüm. Onu ama yani o da yine ifade etmenin başka bir formu olarak çok güzel olabilir. Bir de tabii çok ki. Da kalıcı oluyor yani. Tabii ki, ve çok geniş kitlelere kalıcı oluyor. Kendilerini anlatabiliyor insanlar. Evet. O bambaşka bir şey. Yani işte öbüründe ben anlatıyorum. Benim yine sen anlatırsın, yine ona söz verilir falan, böyle çok hoş bir şey olabilir yani. Tamam, sakın sakın bugünden tık. İtibaren bunu daha ciddi vallahi düşüneceğim. Bence çok iyi olabilir yani. Evet, biraz daha masraflı olur belki ama sonra para kazandırabilir. Onu da bilmiyorum. Serra sana hayran bakıyor. Dinliyorum. Dinliyor. Diyor ki acaba yapacak mı diye. Yapacak mı acaba? Yaparsa biz de çünkü izleriz. Çünkü o soru işaretini gördüm gözümde. Evet. Yani. Acaba baktı böyle. Bu hakikaten geri kafalı mı? Yapacak mı? Yok, hala yazılım daha etkili olduğunu düşünüyor. Çok normal tabii ki. Ben de öyle düşünüyorum mesela. Evet, şey mesela. Yani. Ben televizyon programı yapıyorum. 3-4 tane televizyon programı yapıyorum. 30 yıldır televizyon programı yapıyorum ama ben de televizyon programı yapmazlar sevinirim. Yazı yazma derlerse oturur alırım. İşte. O acayip başka bir şey. Kendinizi tarif ettiğiniz yer yazıdır büyük evet, olasılıkla. Yazı.
Serenacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Serenay'la da geçmişten tanışıyoruz. Bir gün Galatasaray maçında Aynel Hoca'da evet. beraber seyredik. Şimdi bak yaşlı olabilirim ama kör diyelim, yetişsiz diyelim, aptal diyelim. Güzel kadını da unutmayız yani o kadar da. Teşekkür ederim. Beraber maç seyretmiştik. Sonra bir daha görmedim seni. O günden sonra bir arkadaşına gelmiştin hocamıza. O gün biz de maçı bırakmış seni seyretmiştik. Ve senin futbolcu olduğunu bildiğim için çok da şaşırmıştım. Evet. İncirik bir kız böyle futbolcu mu olur? Futbolcu ne kısa olur, küt olur. Öyle olmaz mı ama? Yani evet öyle bir genel bir algı var algı tabii var. Ki ama ya ben öyle değilim. Yani uzun ama boylu ve güzel kızlar genellikle evet. voleybolcu olur diyebiliriz evet. biz. İyi bir futbolcu diye de biliyorum değil mi? Beşiktaş'ta son Beşiktaş'ta transfer oldum. En son Beşiktaş'ta transfer oldum ama ondan sonra işte oyunculukla alakalı bazı engeller olmaya başlayınca ya bileğimi burkuyorum. Ertesi gün sette topuklu var. Ayakkabı giymem gerekiyor lazım. Giyemiyorum derken bıraktım ben de. Oyunculuğu futbola tercih ettim. Evet. Erken yaşta. Erken yaşta. Nasıl başladı? Futbola nereden başladı? Nereden aklına geldi futbol? Çünkü o zaman Türkiye'de kadın futbolu çok yani. Da merak, çok da şey değildi, popüler değildi. Hiç değildi. Hatta şu an Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da kadın takımları futbol var. Takımları var. O dönemde ben sadece sokakta, mahallede falan oynuyordum. Futbol erkek sevdiğim... Erkek Fatma olarak başladın yani. Erkek Fatma demeyelim. Eril lütfen. Öyle demeyelim. Peki başka kız var mıydı oynayan senden başka? Vardı tabii ki. Bir sürü şu anda Türkiye'de zaten Fenerbahçe'nin izlediniz mi hiç Galatasaray'ın maçını? İlk maçı izledim. Utancından bir daha ya da izleyemedim. Evet, dostluk maçında dostluk da o yapılmazdı ya. Dostluk maçında 7 tane çaktılar bize. Ya, olacak iş değil gerçekten. Sizin takım bizim takıma çaktı 7 tane. Evet. Dostluk barış. Biraz acımasızdı. Ama takım bir gün önce kurulmuştu Galatasaray yani. Tabii gün ki son dakika toplanmışlar zaten. Son dakika toplanmıştı. Ama tarihe geçti artık kimseye hatırlamıyor. Maalesef ya ilk maç 7 olarak gitti mi maça? Gitmedim. Bayağı aslında futboldan biraz koptum oyunculuğa yöneldikten sonra. Peki futbol... mesela futbola başladın sonra nasıl Antalya'da transfer oldu Antalya'ya gittin falan. Nasıl oldu o işte? Şöyle kadın futbol takımları olduğunu araştırdık daha sonra Türkiye'de. Çünkü bir şey vardı bende mahalle kültürü o döneme denk geldiğim hı-hı. için. Sokakta şey vardı 10 tane erkek var bir tane kız var neden top oynuyor diye aileme sürekli baskı yaparlardı. Daha sonra babamı ikna ettim ama futbol olan sevgim zaten babamdan geliyor. Omzumda Galatasaray maçlarına götürmeseydin kardeşim ben o ben de götürdüm. Benimki olmadı. Tamaksa futboldan nefret etti. Ya benimki çok etkili olmuş. Babam aynı zamanda sinema makinisti benim. Eski. Ya iki meslekten de almışım ondan hafiften. Yönlendirmiş farkında olmadan. Sinemanın ön tarafına, sahne tarafına geçtin sen. Ön tarafına geçtin. Tabii ki. İlk takımın Zeytinburnu. Zeytinburnu Spor. Emre Belezoğlu gibisin sen. Zeytinburnu, Galatasaray. Galatasaray'da oynamadım. Bir düşündüm yok. Kurulduktan sonra. Tekrar yeniden yok yani. Çok uzun zaman oldu bırakalı çünkü. Zor olur artık yeniden adapte olmak. Antalya'ya gittin kaç yaşındaydın? 18. Ha, bayağı da geçtin yani. Evet. 5 yaşa geldin. 20 yaşında 5 yaşa geldin. 20 yaşında da Beşiktaş'a geldim. 21 hatta. 21, 22'de de bıraktın zaten. Bıraktım. Memnun musun bıraktığını? Evet. Oyunculuk iyi gidiyor mu? Oyunculuk iyi gidiyor. Şu anda da aktif böyle tam açıklayamıyorum ama güzel projeler var görüştüğümüz. Son oynadığım dizi işte biraz kısa sürdü. Bizde de biliyorsunuz reyting problemimiz var bizlerde. Son hangisiydi? Sevmek Zamanı dizisindeydim. O kaç bölüm? 8 bölüm falan mı sürdü? 5 bölüm. 5 bölüm. Bayağı kısa sürdü. Evet. Şimdi yeni bir şey mi var? Yeni bir şey bir yolculuktayız. Dijitale yapacağız. Ha dijitale. Evet televizyon için daha görüşmelerdeyiz. Bence dijital ilk defa yapacağız. Dijitalin yerde kalkma ihtimali yok bile yani. Evet garanti. Bir garanti. De ne yapacağını biliyorsun önden. Süre kısıt, süre belli, zaman evet. belli. Öyle heyecanlı. Peki nasıl görüyorsun şu an televizyoncunun durumunu? Yani iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor? Şimdi mesela dijitalde bazı işler şahane çıkıyor. Bazı işler büyük kıyamet kopuyor ama çok özensiz geliyor. Mesela bu Şahmaran'la ilgili çok ağır eleştiriler var. Seyrettim bilmiyorum. İlk iki bölümünü seyrettim sadece beğendim ama mi? Biz ya beni tuttu bilmiyorum. Ben devam edeceğim çünkü şu an yavaş ilerliyor. Hikayeyi açmadılar daha iki bölüm izlediğim için. Hakim değilim. Ama bence dijital olması insanlardaki o yelpazeyi o kadar genişletti ki bizim seyircimiz de yaptığımız farklı işleri aslında bundan belki 10 sene öncesine kadar şu anda yaptığımız işler çok daha etkili, çok daha farklı senaryolara sahip ama tatmin olmuyoruz. Bilmiyorum çok eleştirel bir toplumumuz bu konuda. Biraz sert geliyor bana bu durum. Çünkü şartlar göz önünde bulundurulmalı. Biraz da mesela şeye dediğim bu dijitalin biraz daha özgür ortamına rağmen sanki biraz daha o özgürlük şişirmeyi de beraberine getirmiş gibi. Bazı işler çok şişirme geliyor bana. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
Evet, bana da biraz şişirme mi geliyor bilmiyorum. Ya da özensiz mi diyeyim bilmiyorum. Mesela, inandırıcılık sorunu var. Şahmar'ı seyretmedim, hiç seyretmedim ama benim genelde hani böyle bu konuştuğumuz ve eleştirel yaklaştığımız şeydi. Bence bir inandırıcılık sorunu oluyor en temel olarak. Bir sahicilik ve inandırıcılık sorunu. O belki toplumsal bir derttir. Bilemiyorum bu kadar senaryoda bu derdi yaşadığımızda. Aceleye geliyor ya, zamana karşı yarışlar. Bence onunla ilgili. Yani yoksa televizyon seyirci olarak gördüğümüzü ekibin görmemesine ben imkan yok diye düşünüyorum. Bence de. Tabii benim de Netflix Türkiye'nin başında, Türkiye'de bu işte en iyi anlayanlardan biri var. Pelin var galiba değil mi? Ve bu işi çok iyi bilir yani. Bazı işler diyor ki buna nasıl onay vermiş bu kız dediğim işler çıkıyor. Yani aslında orada zamana karşı yarışta, yani yarışmak aslında biraz da o bahsettiğimiz inandırıcılık sorunu ve vesaireyi beraberinde getiriyor herhalde. Daha çok yayılsa çıkıyor. Yurt dışı değil mi diziler? Çok daha uzun çok şeyde. Daha uzun. Zamanında, çok planlanması da çok uzun. Çekimi de çok uzun. Hazırlık süreci oluyor. Ve sonra da 20 sezon falan sürüyor bazıları. 24-25 sezon sürüyor. Peki sen futbolculuktan oyunculuğa geçişin nasıl oldu? Böyle kramponları çıkarıp geçirmiyorsun. Bir eğitim, meğitim falan filan aldın mı bir şey? Tabii oyunculuk eğitimi aldım ama okulda değilim. Lise 3'te başladım aslında oyunculuğa. Okulda yani. Tabii. Okul tiyatrosu. Okul tiyatrosunda lise zamanında yoktu, ortaokulda var. Biraz daha eski zamanda vardı. Bir gösteri maçında, futbol için gittiğim gösteri maçında spiker Hilal Ergenekon'la tanıştım. O dönemde benim modellik ve oyunculuk yapabileceğimi söylemişti bana. Bende de hiç öyle bir heves yoktu aslında. Sonra bir ajansa kaydoldum. Sete gittim, tecrübe etmeye başladım. Ve bambaşka bir şey olduğunu keşfettim. O yeni bir tutku oluşturmaya. Ya ben normalde çok çekingen bir insandım. Ve anda kalmayı çok zor başaran bir insanım. Hani zihnimde sürekli bir şeyler döner böyle. Ama sete gittiğim anda... Ya düşünceler genel olarak. Yani çok yoğun olur böyle. Hiperaktif bir çocuktum zaten. Bir kız çocuğuna göre. Ona göre bağlı yani. Evet. Futboluna bir kız çocuğunun hiperaktif olması çok normal değil mi? Biraz öyle. Senin sana bakarak senin portre çıkarmışsın. Sen ona bakıyorsun bu ne yapar, çalışır yapar mı diye. Falan. O da sana bakıyor bundan bir portre çıkar mı acaba diye. Çıkar mı? Ne güzel bir portre çıkar. Daha çok genç ama. Olsun. Yok, soracağım çok genç yaşlandım artık. Kaç oldun? Futbol, biz tanış, yani 29'um şu an. Biz tanıştığımızda 20 falan. Çok fena. Değil mi? Evet. Futbol oynadım. Futbol oynadım ama çok küçüktüm. Yani. Hayır çok küçüktüm o yüzden. 29 da küçük yani. Ne yani 29 ne yani? Bize yani küçük geliyorsun. Icardi ile aynı yaştasın yani. Icardi ile aynı yaştayım. Ne, hangi pozisyonu da giden? Sol açık forvet oynuyordum. Tabii bazen boy post belli de. Evet. Eğitimde kaldık. Sonra bir Hamdi Alkan'la tanıştım. Lise zamanında işte liseyi açığa alıp orada ufak tefek rollerle aslında sıfırdan çok böyle mutfağımdan başladım bu yolculuğa. Roller büyümeye başladıkça tabii futboldan da biraz kopmaya başladım. Daha sonra Survivor'a gittim. Birkaç projeden sonra. Survivor'da çok kalamadın galiba. Finale yakın zamanda elendim. Çok kalamadım aslında. Yani finale kalmadım. Finale kalmadın evet. Evet. Ondan sonra da döndüğümde devam ettim oyunculara. Peki Survivor'da hakikaten yemek falan veriyorlar mı yanında? Vermiyorlar. Yok canım. Yok artık. Ölüm. Yok artık. Geldik. Aynı yere şu an. Bu en ilginç konu bu ya. Hakikaten merak ediyorum. Şimdi hakikaten tutturuz balığı falan mı yiyorsun? Böyle bir delilik olur mu ya? Yani balık tutmak çok zor ki. Orada insanın enerjisi olmuyor. Ne yiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz orada? Erzak var, pirinç. Onu yiyoruz. Bir de Hindistan cevizi var. Zaten çok doyurucu oluyor Hindistan cevizi. Ya biraz irade, nefs meselesi. Hindistan cevizi pirinçle beslemeniz herhalde orada. Beslendik. Ama kazandın değil mi? O zaman bu acını içine atmak lazım. Kardeşim bu basmaya insanlara eziyet ya. İşte katlanan gelsin diyor. Rezalet. Zaten giden aklı başından hemen kaçıyor işte. Berdan Mardin'i vardı son galiba. Tüymüş hemen yani. Erendi merendi diye araziye uymuş. Değil mi? Öyle duydum yani. Herkes kaldıramayabilir ya. Göründüğünden daha da zor. Yani işin bence psikolojik tarafı daha da zor orada. Ben bir de gittiğimde 20 yaşındaymışım yani. O yaşta ne işim var hakikaten öyle bir cesaret. Hatta o yaşta olur belki sadece. Bilmiyorum yani. Çok zor bir yere o yaşta nasıl yani gittiğini şaşırıyorum. Bir tek şey için gidebilir. Yani zayıflama kampı falan niyetine gidebilir belki. Başka bir oraya gitmeyin için sanki aklını peynirmiş olması lazım yani. Büyük bir çılgınlık ya. Büyük ama bir güzel bir deneyimdi bu arada. Unutamayacağım bir sürü anı. Güzel bir deneyim mi? Bir de orada birbirimize kötülük yapıyorsunuz. Onu ele adını yaz, madını yaz falan. Yani çok seyretmiyorum ama biliyorum yani şey. İşte o takım arkadaşın atılsın falan diyorsun. Yarın yüzle bakacaksın falan atılmazsa da falan böyle. Evet. Biraz sıkıntı o da oyunun orada kuralı gibi işte. Devam çok ediyorsun kadar ama ortam çok güzel. Güzel mi? Evet. Yani müthiş böcekler, gün batımları, gün doğumları. Böcek var ama ben korkmuyorum böcekten. Ben korkarım. Yani bütün doçuyu fena görüyorum. Sen gider misin mesela Survivor'a? Yani gitsem de
fiziksel olarak bir başarı sağlayamam. Biraz böyle... Ama sen gidersen çok iyi olur. Ateş yakıp biter biter falan filan. Şarkılar. Evet, biraz ya, daha iyi olur. Yani. Şöyle ama diyecek. Psikolojik kısmında orada iddialı olabilirim. Yani fiziksel sporlarda hiçbir iddiam olmaz. Ama psikolojik kısmında yani eğer sırf o tabii ikisi bir arada oluyor biliyorum ama orada biraz evet iddiam olabilir. Dayanırım yani o konuyla ilgili. Benim ikisinde bir iddiam olmaz. Çorabımı zor giyiyorum çünkü. Gerçekten çok zor giyiyorum. Senin müzik hikayen nasıl başladı peki? Nereden geldi bu işler başına? Yani ortaokuldan beri aslında var. Ben okul korosundaydım. Sonra okul lisede de okul grubundaydım işte. Kız kardeşim ve yakın arkadaşım burada şu anda Harun'la birlikte. İşte listeler arası müzik yarışmasına katıldık. Evet, o şeyde. Candan Erçetin de katıldı. Hepimiz evet, katılmışız. Neydi? Seben, Seden. Ben de katılmayan, yani evet. O dönem işte hani müzik grubunda herkes olan katıldı. Okulda olan katılmış herkes. Muazzam bir yarışmaydı hakikaten. Evet, sonra daha sonra ben işte üniversitede iletişim okudum, İstanbul Üniversitesi. Arkasından da bir yandan yazı da benim hayatımda küçüklüğümden beri hep kendimi yazıyla ifade ettiğim için aslında hem müzik hem yazıyla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Öncelikli olarak yazı mümkün oldu. Hep okudum. Müzik eğitimini almadın ama. Hayır, alaylıyım ben. Yani eğitim aldım ama konservatuvar değil. İşte okuduğum kitaplarda hep yazarların bir yayın evi geçmiş olduğunu ya da dergi geçmiş olduğunu okuduğum için biyografilerinde ya da gazete. Ben de yazı yazmayı öğrenmenin yolunun oradan geçtiğine karar verip bir dergiye girdim. Medya öyle başladı. Hı-hı. Yani dergi üstü, sonra radikal, işte pek çok gazete ve dergi. Yine o dönemlerde de eski adıyla Spitney Bears, sonradan 3.1'e dönen. Mojo'da, çok Mojo'da uzun yıllar beraber çaldığımız. Ne manyak bunlar dedim. çok gülmüştüm. Evet. Dağıldı değil mi? Yok, kalmadı artık. Evet, onlarla beraber biz uzun yıllar müzik yaptık. Evet, uzun yıllar. Bir albüm yayınladık. İşte Barda filminde dediler ki şarkısı orada da şey ilk albümümüzde vardı o şarkı. Arkasından 2009'da dağıldıktan sonra ben 2010 sonunda kendi solo albümü çıkarttım ilk albümü. Sonra 13'te ikinci, 16'da üçüncü. Öyle devam ettim. Üç albüm mü oldu şimdi? Üç solo albüm var. İşte 2016'da o bahsettiğim zorlu o dönem. Senede son albüm yayınladım. İşte lansman konserinde tepede helikopterler dönüyordu. İşte bir sürü maalesef terör olayı vesaire işte sebebiyle. O sene çıkan albümler zaten biraz maalesef talihsiz zamanlar yaşadı. Arkasından single'lar yayınladım. İşte şimdi de bugün buraya kayıttan geliyoruz hatta stüdyodan. Bir şarkının ilk defa gitarlarını kaydettik. Hatta size de yani siftahı da canlı yayında burada çalarak yapacağız. Normalde konserlerde çaldığımız bir şarkıydı. Hazırsa çal şimdi bir şarkı. Hazır. Ama zaman... ismi yok. İsimsiz. Yani ismi yok. Çünkü birkaç senedir çalıyoruz konserlerde. Sözler yok mu? Sözler var. Sözler var ama... İsmi uydurur şunlar bir ismi. Uydurun yani bilmiyorum. Ne olacak be? Herkese soruyorum ben konserlerde de soruyorum. Üç tane sektörün içinden insan var. Biri evet. Eğlence, ikisi gazeteci. Aklımda bir isim var ama hala tam karar veremedim. Hadi dinleyelim belki biz burada başladı. Bir şey uydururuz. Arada tamam. İsim de çıkar belki. Tamamdır. İsim annesi veya babası olabilir. Olabilir. İsim programı olabilir belki. İşte yeni şarkı. Kalpten gideceğim galiba. Dar kendi oysa. Kalpten gideceğim şurada. Birinci köprünün ortasında henüz erken seni sevdiğimi yarın sana söyleyecektim. Şu arabalarda elinde telefonlarla ne anlatıyor insanlar? Herkes garip eksik şu hayatta. Tam anlatamadan göçüp gitmesem, şu an ölmesem bari ya. Herkesin bir derdi var, benimki maalesef sen bir sis gibi çöktün köprüyü geçerken. Seni sevdiğimi söylemeyi isterken galiba öleceğim.
köprüyü geçerken seni sevdiğimi söylemeyi isterken galiba öleceğim, galiba öleceğim. Kalpten gideceğim galiba derken diyorsa, kalpten gideceğim şurada birinci köprünün ortasında. Henüz erken seni sevdiğimi yarın sana. Herkesin bir derdi var, benimki maalesef sen bir sis gibi çöktün köprüyü geçerken. Seni sevdiğimi söylemeyi isterken galiba öleceğim, galiba öleceğim. Herkesin bir derdi var, benimki maalesef sen bir sis gibi çöktün köprüyü geçerken. Seni sevdiğimi söylemeyi isterken galiba öleceğim, galiba öleceğim. Bir derdi var benimki maalesef sen bir sis gibi çöktün köprüyü geçerken. Seni sevdiğimi söylemeyi isterken galiba öleceğim, galiba öleceğim. Herkesin bir derdi var, benimki maalesef sen bir sis gibi çöktün köprüyü geçerken. Seni sevdiğimi söylemeyi isterken galiba öleceğim, galiba öleceğim. Çok güzel şarkı. Bayıldım. Kim yazdı bunu? Ben. Sözler? Evet. Müzik? Evet. Hepsi sen. Evet, düzenlemesini yapacağız şimdi. Müthiş. Düzenleme falan böyle çok güzel. Bayıldım. Biz de aslında böyle kalsın. Bu saflığına bak. Çok eski muazzam. Arkadaşım Faruk Kavi bana eşlik ediyor. Yıllardır her zaman oldu Faruk'um. Şahane şarkı. Çok güzel. Ve Faruk'la beraber stüdyoda kayıttaydık. Faruk gitarları kaydetti. Buldun mu isim şarkıyı? Sekte-i Kalp. Sekte-i Kalp olabilir. Beklemedim. Herkes galiba öleceğim koy. Ben de daha erken diye düşündüm. Ben de köprüdeki sis olarak düşündüm. Ben de sis diye düşündüm. Sis. Köprüdeki evet. Sis olarak öyle düşündüm. İşte öyle bir şeyler. Sis tek derdi de olur. Evet. Tevfik sis dediğimi Tevfik et, araklama olacak. O yüzden yapmayayım bence. Gerçekten bu arada işte köprüde giderken galiba öleceğim kısmı da şu, hani insana bazen böyle bir kalbine bir şey oluyor, bir sıkışma vesaire. Araba kullanırken gerçekten böyle bir an oldu. Ve ona bir panik anda atak diyebiliriz. Yok değil yani, hemen geçti. Ve şey düşündüm yani işte insanlar ve arabalar ve hayat ve her şey, ve şu anda böyle bir şey olsa gerçekten. Hani ertesi çok gün önemli. Seni sevdiğimi söyleyecektim. Yani bari erkenden göçüp gitmesem gibi bir şeyle. Telefon açsaydın o sırada. En azından yani. Yok, yoktu hayatımda o yüzden. Ha, yoktu öyle bir şey. Ha, yani ölmeden önce son itiraf belki olur falan diye. Ha, öyle bir neyse, niyetle. Yani, telefon açabilirdin yani. Evet, olabilirdi. Ben olsam öyle yapardım. Yani, söylemekte geç kalmamak lazım. O sevgiyi söylemekte geç kalmamak lazım. Evet. Bay bay. Güzel şarkıymış. Teşekkürler, çok sağ olun. Ben gerçekten çok beğendim burada böyle. Daha yayınlanmadan biz böyle sürekli konserde, canlı yayınlarda çalıyoruz. Hiçbir şekilde çok kayıt yok ama daha. Hiçbir sıkıntı yok. Sana bir şey soracaktım, unuttum. Bana? Demin bahsettiğim bir konuyu açtık, kaldık. Neydi acaba? Neyse, aklıma gelir şimdi birazdan. Oksijen'de yazıyorsun değil mi şimdi? Evet, oksijende yazıyorum ama bu aralar işte bu belgesel senaryoları, çekimler nedeniyle birazcık periyodu kaçırdım. Heh. Evet, biraz ara verdim. Kafada da yazıyorsun. Evet. Orada. Kafada ara vermedin ama. Yok, orada da ara yani. Verdin şimdi mi? Bu çok yoğunlaşınca bu periyodu, bir de benim 6 yaşında bir kızım kesin var. Kesin tembelsin sen, ben sana söyleyeyim. Kesin tembelsin. Vallahi bu ya, yani haftada bir oksijende bir yazı yazarsın ya. Ay, duymasınlar şimdi, ben zaten zar zor ikna ettim. Yapmayalım bunu böyle. Yapmayalım mı? Yok, hakikaten 6 yaşında kızım var. Onunla da zaman geçirmek onu istiyorum. Vallahi o şu aralar rockstar olmak istiyor. Süper, olabilir evet, de. Olabilir. Ve Harun da o yaşlarda istemiş. Evet, bakalım. Bakalım. Yani şimdi yeni yazmayı öğreniyor. Lady Gaga yazıyor arama şeyini. Onun şarkılarını dinliyor. Bence notaları öğrensin. Bakalım ne yapacak işte. Yapar, istiyorsa yapar. Ne olacak? Allah Allah. Tabii. Aslan gibi yapar. Memnun musun oksijenden?
Tabii. Beyaz Türklerin gazetesi. Okur olarak çok memnunum bir kere, evet, her şeyden önce. Satır satır okuyorum. Bu kadar satır çok satır okudum. Çok meraklısı var okuyan. Uzun zamandır bir yayın herkes olmamıştı. Herkes böyle alıp cumartesi günü, pazar günü onda geçiyor. Evet, yani. Bizim orada evet. Kadıköy'de çıktığı günlerde evet. Görüyorum. Herkesin herkes, elinde. Yani tabii. Tirajı çok yüksek değil ama belli bir grup kesinlikle alıyor ve okuyor. Ve herkes çok beğenerek okuyor, keyifli okuyor. Her yazısını da özenli buluyorum. Evet, çoğu reportajlarını, özenli. Yazılarını, her çok şey öğreniyorum. Okur olarak çok memnunum. Hemen hemen bütün okurları memnun yani. Hmm. Keyif alıyorlar gazeteler. Kafadan memnun musun aynı zamanda? Tabii aynı şekilde ondan da okur olarak memnunum. Şu aralar çok yazar olarak iyi bir performans gösteremedim. Ben son bir geçim bari memnuniyetini yazıyorum. Açık olsun. Var ya. Biraz kırıcı olacaksa. Yok yok, kırıcı olmayacağız hakikaten. İkisi de iyiler. Özellikle yok, evet. oksijenle ilgili. Peki mesela bunları yapıyorsun şimdi. Bu isimlere tanışıyorsun. Hı hı. İlla yapmak istedim. Yani ya şundan da şahane bir hikaye çıkar, hayat hikaye çıkar dediğin insanlar henüz yapmadığın var mı? Ve yaptıklarından seni etkileyen en acayip olanları hangileri? Var tabii ki, çok kişi var. Onların hepsiyle de yapmaya çalışıyoruz. Metin Akpınar'ın benim gönlümde çok ayrı bir yeri var. Çok acayip. Onu söyleyeyim. Ama. Hem tabii ki çok acayip birisi ama benim şöyle de bir ayrı yeri var. Ben İstanbul Erkek Lisesi'nde okudum. İlk girdiğim zamanlar işte ortaokul falan bu kasetler çıktı. Deve Kuşu Kabare kasetleri. Bunları aldık, seyretmeye başladık. Ve benim hayatımı değiştirdi neredeyse. Yani dünyaya bakışımı değiştirdi. Ve hep onları anlamaya, kavramaya, onların dünyasından biri olmaya çalıştım. Böyle tiyatrocu olmak istedim. Böyle kabare, onları yani oralara layık olayım istedim. Sonra olmadı, gazeteci oldum falan. Ama benim zihnimi çok şekillendirdi. Yani Metin Bey'i hiç tanımadan... Metin Bey benim hayatımda çok yol gösterici oldu. Sonra yollar kesişince o bambaşka. Bambaşka. Şimdi de hayatımda tabii ki çok yol gösterici ve hiç hayal kırıklığına da uğratmayan bir insan. Değil mi? Bir de böyle hani tanışırsınız, beklediğinizi bulamazsınız. Tam karşı, asla. Çok da öylesin. Çok da öylesin. Asla öyle yani değil. Böyle, sen böyle söyleyince birkaç isim aklıma geldi. Olur, evet. Bazen uzaktan sevmek, evet, hani aşkları da en güzel. Öyle olur. Öyle. Metin Bey hiç öyle değil. Öyle değil. Hani. Metin Bey öyle değil. Müjdat Bey öyle değil. Tabii tabii. Başka bir bakış açısının aynen. insanlar onlar. Başka dünya görüşünün. Peki o Ünlük'te beraber bir şey yaptınız Metin evet. Bey'le. Nasıl gitti? Daha sürecek mi o? Yok, sürmeyecek. O belli bir zaten süreydi. Onu ama çok iyiydi. Çok iyiydi. Ya benim için düşünebiliyor musun sen böyle yola çıktığım birisiyle? Bir şeyde yan yana sahnedesin. Sahnedeydim Metin Akpınar'la. Şimdi yani Metin Akpınar'la sahneye çıktım diyorum. Yalan değil. Yalan değil. Evet, yalan değil. O çok güzel bir şeydi. Çok güzel bir formattı. BKM'nin formatı. Yani ben moderatörlük yapıyordum. Metin Bey seyircilerin sorularını doğru. cevaplıyor. Yani 1200 kişi her akşam dolu turne de yaptık. Ve hani hiçbir kurgu yok. Herkes ne isterse soruyor. Doğru. Metin Bey onlara sonsuz bir açıklıkla cevap verdi. İşte Adana'ya da gittik, Antalya'ya, Bursa'ya, İzmir'e. Sever anlatmayı ve konuşmayı da zaten. Zaten seviyor. İnanılmaz farklı sorular da geldi. Ama beni en çok etkileyen orada şuydu. Metin Bey sahneye adımını attığı anda bütün salon ayaktaydı. Nereye gidersek gerçekten. Gidelim. Bu başka bir başka şey. Başka bir şey. Onda birkaç kişi de. Kaç çok kişi olabilir? Var. Yani İstanbul İzmir açık havada. Keşke Şener Şen de olsa tabii. senin bu... İş, tabii o da hayallerim, tabii hayallerimizden biri. Valla Şener abi ben buraya çok istiyorum ama bir türlü gelmiyor. Evet. Ya bir işim gücüm yok, niye geleyim diyor. Yani bir şey yapsam geleyim diyor, bir şey yapayım. Biraz kendini yok sakınan birisi ama o hayallerimizden biri tabii. Yani öyle bir listemiz var diyeyim. Hani böyle bir tahmin ediyorum. Arzu listesi. Evet. Şener Şen de hakikaten müthiş. O da o efsaneden bir tanesi. Çok az kaldı onda. Peki Haldun Bey? Haldun Bey bambaşka. O da başka birisi. Bambaşka bir insan. Bu kadar pozitif, bu kadar enerjik. Bu yaşta bu kadar enerji. Ve 94 mi oldu? 94 yaşında ve bu kadar başkalarının önünü açabilen. Çünkü hani tiyatro dünyası o konuda çok bonkör bir dünya bonkör değil. Herkes yani her kuşaktan oyuncunun hep Haldun abi olmasa ben olmazdım dediği bir insan. Oradan da yani onu öğrendik. Bambaşka, o da çok, o da hayal kırıklığına uğratmayanlardan bir tanesi. Herhalde Yıldız Hanım da öyleydi. Yıldız Hanım'la ben Yıldız Hanım'ı tanıdım. Gazeteci olarak tanıdım röportajlara gittiğimde ama bu filmi yaparken Yıldız Hanım hayatta değildi. Keşke olsaydı, keşke görseydi. Yani şimdi işte bu şeyleri sosyal medyaya yazılanları, onunla ilgili söylenenleri keşke okusaydı diye düşünüyorum. Çünkü insanlar hayattayken o hayat gayresinin içinde bunları çok paylaşmıyor kimse. Evet. Ne kadar değerli olduğunu söylemiyor kimseye. Kimse sonradan oluyor. Çünkü rekabet bitiyor. Ölünce rekabet bitiyor.
Bir de galiba aktif bir yerdeyseniz, diyelim Yıldız Hanım'ın şu anda bir oyunu olsaydı, birileri diyecekti ki çok iyi, bir öbürleri diyecekti ki çok kötü. Aynen. Ama bu Yıldız Hanım'ın ne kadar değerli olduğu cümlesi yine kurulmayacaktı. Yani hayatını bu tiyatroya vakfettiği, bu ülke tarihinde ne oldu? Dolayısıyla öyle. Şimdi Emel Sayın'la da bunu yaşıyoruz. Netflix'te şu anda. Beşinci günündeyiz. Bayağı da karşılık gördük. Emel Hanım mesela heyecanlıdır biraz falan yani. Çok o heyecanlı. Harbi paniktir de. Panik demeyeyim. Heyecanlı ve çok titiz bir insan. Çok açık kalpli. Ya beni çok etkiliyor açık kalpliliği. Prenses gibi bir şey o zaten yani. Çok çok zarif. Evet. Çok zarif. Ben hep kendime çeki düzen vermek istiyorum karşısında. Çok zarif ve gerçekten o da bir Türkiye tarihi. Şimdi bütün bunları yaparken esasında ana mesele şu. Yani Türkiye'nin alternatif tarihini anlatmak. Tabii. Bunlar peş peşe konunca bambaşka bir şey çıkıyor. Bambaşka bir tarih çıkıyor. Yani hangi resmi tarihte zaten mümkün değil ama yani hepsinin hikayesinde çünkü bir dolu işi rağmen yapmak var. Hiç arkada rüzgar yok. Yani ben izledim çünkü. Emel Sayın'ı izleyemedim ama. O daha çekimdeyiz. O daha çıkmadı. Pardon çıkmadı. Şu anda yayında olan. Yıldız Kenter. Onu izleyemedim ama Metin Akpınar ve Haldun Dorman çok ilham verici. Tabii. Yani izleyen için, oyuncular için, oyuncu olmak isteyenler için müthiş bir ağaç gibi, orman gibi yani bütün orada söylenenler. Şöyle de görüyorum. Şikayet ediyoruz. Artık şikayet çok, reytingi çok yüksek şikayetin ve çok haklıyız şikayetlerimizde. Ama şunu da ben bunları öğrenirken onlardan şunu da düşünüyorum. Onlar da böyle dikensiz gül bahçesinde yapmamışlar bu işi. Hayır ne zorluklarla. Ne zorluklarla kendi dönemlerinde. Bir de oraya bakalım. Hani o rağmenlerle bu hayatları yaşamışlar. Bu üretimlerin hepsini yapmışlar. Yani bana biraz oradan öğretiyor. Onlar kendi yollarını kendileri açarak gitmişler yani. Çok acayip. Hep her zaman öyleymiş. Yani kimse de gelip buyurun işte sizi başarı size ikram ediyoruz dememiş. Hepsinin hikayesinde bu var. Dolayısıyla hepsinin hikayesinde ülkenin tarihi var. Ne güzel anlattın. Orada sana tembel falan diyorum. Kusura bakma yani. Bunları yazmak bir kere başlı başına bir iş yani. Alınmadım. Yani kitap yazmanın ne vahim bir iş olduğunu biliyor musunuz? Yani? Allah muhafaza. Yok zevkle yani, takılıyorum ben sana sadece yani hiç. Murat Bardakçı'nın yokluğunu hissetme diye. Evet. Bu stüdyoda anılarım canlansın diye. Ya burada ne başıma neler geçti diye unutma diye. Ama ne yaparsa yapayım Murat kadar berbat olan herhalde. Estağfurullah. Kendisine karşı olan hislerim o kadar da kötü değil. Şimdi hakkını yemeyeyim. Benim çok kötü. Saksı dışında fazla bir şey yapmadım. Benim 40 yıllık arkadaşım. O yüzden benim hislerim çok kötü kendisine karşı. Severim Murat'ı ayrı ama eleştirimiz ayrı Murat. Murat'a hakikaten berbat bir adamdır. Allah selamet versin. Arkadaş gibi arkadaş. Öyle valla. Ben söylemeyeceğim kimse söyleyecek bunu. Peki senin böyle oyunculuk derken hep dizi mi mesela? Tiyatro düşünmüyor musun? Başka bir şeyler yapmak düşünmüyor musun? Çünkü tiyatro hep herkes tiyatro bambaşka bir şey diyor mesela. Evet ben de çok kısa bir sahneye çıktım ama biraz daha böyle amatör bir ekiple kendi bütçeleriyle birlikte bir yola çıkan bir ekipti. Onlara dahil oldum ben de. Çok kısa böyle bir 18 oyun falan oynayabildim. Daha sonrasında yapmak istedim ama vakit olmadı. Ondan sonra da şu anda tekrar dizi yapacağız. Bir dijitale, bir televizyona bir şeyler var. Nasıl yapacağız? Uygun bir şeyler bulmamız lazım diye gidiyorum. Aralarda işte tekrar oyunculuk eğitimine dönüyorum. Hayal devam ediyor. Yani Koç'ta çalışmayı tabii sen ki... Sen müşakezere falan mı gittin? Yok hayır normal. Dışarıda Neras'tan Sağlam'da çalıştım. Tom Brangle'dan kamera önü eğitimi aldım. Merve Taşkan'la çalıştım. Yine böyle ara ara eğitimlerime devam edeceğim tabii çünkü bitmiyor. Yani. Evet. Hatta en usta Hollywood oyuncuları bile hala oyuncu koçlarıyla her oyuna veya her filme ayrı çalışıyorlar hala. Özellikle ben de yeni projeme tekrar bir koçla hazırlanmak istiyorum. Bence çok daha etkili oluyor öyle. Bekliyorum şu anda bakacağım. Peki sen böyle yazıp çizme merakı falan yok mu? Bazen yazıyorum çünkü ben de çocukluğumdan beri aslında oyunculuğa biraz da belki yönlenmemin sebebi de budur. Duygularla ve insan ilişkileriyle, insanlarla böyle bir takıntım var. Onlar üzerine çok yazıyormuşum. Ortaokuldaki defterlerimi buldum. Hep insanların neden böyle yapıyoruz? Aslında bir arabada giderken hayat aslında şak bu kadar. Her şey bitebilir. Yüksek bir müzik dinliyorsun, eğleniyorsun ama hayat çok kısa gerçekten. Yani tam sevdiğini söylemezsin. Evet. Yani. Çık yani. Evet öyle merakım var. Bazen yazıyorum böyle. Hayallerimde bir şeyler yaşayıp, hayallerimde kafadan kurup tabii. Ama öyle roman gibi değil. Öyle bir yeteneğim tabii ki olduğunu düşünmüyorum. Biz yetenek 5'tir, sadece çalışmak duyguları. 95'tir yani. Yani evet çalışmak tabii ki.
Yani kimse tek başına yetenekli bir şey olur mu Zeynep sence? Sadece yetenekli. Çok özel insanlar ancak herhalde. Bizim işte Yıldız Kenter belgeselinde öyle bir an vardı, o aklıma geldi. Müşfik Kenter için Suat Özturna söylermiş. Yani 40 yılın başında biri çıkar, eline metni alır, sahneye çıkar ve oynar. O Müşfik Kenter'dir. Ama siz Müşfik Kenter değilsiniz, çalışmanız lazım dermiş öğrencilerin. Doğru onun demiş. İçin. Müşfik Kenterler tabii, var ama. O ses, o tip falan filan. Tabii. Öyle tipler var. Var birkaç tane öyle. Saymayayım, ayıp olur saymadıklarım ama. Yazıda da var, bence gazetecilikte de var. Mesela ben Halit Çapı'nın da öyle birisi olduğunu düşünüyorum. Hani kalemi eline alır veya İslam Çupi kalemi eline alır ve yazar ve o olağanüstü güzel bir yazıdır. Tabii İslam abi de şey de var, rakı faktörü de vardır orada. Halit Çapı'nda da var tabii. o bir faktör yani onlardan. Yani cemiyette oturur, demlenerek yazardı yani İslam abi. Sen tanıdın mı İslam Çupi'yi? Maalesef tanıyamadım. Biz beraber başladık onunla. Ya bir gün rahmetli Halit abi şeyde Orhan Koğlu'nun cenazesinde, Orhan abinin mi? Doğan abi, Doğan Koğlu'nun cenazesinde diyor ki şey Orhan Koğlu'na, biz Fatih'i diyor Roma Olimpiyatı'nı beraber seyrettik dedim. Dedim yapma abi. Niye yapmayayım dedim. Dedim abi Berlin'i seyrettik biz beraber. gerçekten bu şeyler duayenler çok acayipler yani. Onlar çok değişikler onlar. Çetin Altan da öyleydi. Evet tabii. Çetin abi de öyleydi. Ben Çetin abi okul sıralarında ben Çetin Altan'ın ofisine gider sohbet ederdik. Ben o zaman Galatasaray'a talebeydim. Sohbet ederdik. Mesela o zaman onun Milliyet'ten ayrılıp şeye gitmesi, Güneş Kalesi'ne gitmesi bizi çok hayal kırıklığı yapmıştı. Gittin dedi ki abi para için bunu mu yaptın dedim. Oğlum dedi hayatınızı paradır zaten dedi. Sisteminizi paradır dedi. bu tabii böyle adamlar artık kolay kolay gelmiyor. Ya da geliyorsa da biz içinde olduğumuz için belki farkına varmıyoruz. Belki ileride onların da yeri anlaşılır bilmiyorum ama öyle adamlar yok. Peki bundan sonra mesela kimle yapmak istersin? Şunu çok istiyorum dediğin. Söylemeyeyim çünkü görüşüyoruzdur. Var yani flört halinde olduğumuz da birçok kişi var. Önünde böyle bir flört var. Tabii flört oluyor mutlaka. Peki bu flörtleri sen mi yapıyorsun, yayıncı mı yapıyor, kim yapıyor? Şimdi ben Selçuk Metin'le çalışıyorum. Hem yapım hem yönetim o. Beraber yapıyoruz, birlikte karar veriyoruz. Flörtlerimiz de birlikte oluyor. Yani uzun görüşmeler yapıyoruz. Çünkü biraz da şey değil ki yani işte siz dediniz ki tamam ben kabul ediyorum beraber yapacağız. Buyurun kamera hadi çekim anlat değil ki. Bize güvenmesi lazım, anlaması lazım ne yapmak istiyoruz. Biz tanıyacağız, o bizi tanıyacak. Ondan sonra yani artık karşılıklı bir ilişki geliştikten sonra o kameranın karşısına oturunca iyi bir iş çıkıyor. Dolayısıyla daha öncesinde uzun görüşmeler var. Öyle de birçok kişi var. Yapmak istediğimiz görüşmeler de olan. Bir de işte Melis'in de dediği gibi işte Şener Şen dediği gibi. Zaten bize söylenen keşke şu ismi de yapsanız, keşke şu ismiyle isim de konuşsanız. Bir isim daha geldi aklıma ama kesin vardır isim. Kim? Şevket Altu geldi aklıma. Tabii, kesin yani, listede vardır. Tabii ki olmaz mı işte. Yani oradayız. Bir odayız. Son yıllarda hiç medyayla ilişkisi evet, yok. Hiçbir yere röportaj vermiyor. Ben bir yere iletişime geçmeye çalışmıştım. Geçtim de konuştuk da. Senin de harika bir işin vardı öyle şimdi neredeler diye bir serisi evet. vardı. Evet harikaydı yani o çok sağ ol. Orası için ama aslında tabii ki onun o duayen şimdi neredeler kısmında olacaktı. Çok rica ettim anlattım. Yani çok özlüyorlar sizi ve çok, buluşturmak doğru istiyoruz doğru diye doğru. Ama o da dedi ki uzun yıllardır ben bir iş yapmıyorum. Yani meslek olarak yani televizyona ya da başka bir yere bir yeni bir proje yapmıyorum. Dolayısıyla hani yaptığımız zaman ya da işte evet. bir araya gelelim diye. Evet, Şevket abi zaten ne diyeyim ben çok eski tanımıyorum mektepten abim. Terstir biraz zaten yani öyle şey değildir yani öyle yumuşak yumuşlardan değildir yani. Çok nazikti ben konuşurken. Hayır çok kibarlı muazzam bir kibarlı hiçbir şey yok ama yani. Ciddi insanlar ama. Terstir yani öyle kolay kolay her şeye tamam yapalım demez yani böyle düşünür falan ve hayır demeye çekinmez yani. Yani kibarlık olsun diye hoşuna gitmeyen bir şey yapmaz yani. Evet. Ciddi insanlar. Bir de yani böyle Türkan Şoray var mesela. Tabii. Yani o liste aslında hepimizin gözünden anlamaya çalışıyoruz. aslında hepimizin yani ortak bir listesi. Yani çünkü çok aslında çok da kalabalık bir liste değil. Gönlümüzü evet. bu kadar evet, daha gönlümüzde yeri olan evet. kişiler. Kaybettiklerimiz de var. Yani ama işte şimdi tam onu söyleyeceğim. Lafım kesildi demin. Senin eski yazıların
bir tür aslında orbitür derler ya, o tarzdı. Yani sen gidenlerin arkasından yazardın. Yazardım, evet. Şimdi kalanlarla yazıyorsun. Evet, öyle oldu. Hangisi daha kolay? Gazetedeyken daha çok gidenlerin arkasından yazardım. Bir de sonra cenazeye giderdim. Bir ara Teşvikiye Camii'nin imamıyla selamlaşıyorduk artık. O haldeydim. Hangisi daha kolay? Şöyle oluyor. Gidenlerin ardından yazarken tamamen benim yorumum oluyor. Evet. Ama şimdi kalanlarla kendi süzgeçleri de var. Kendi anlattıkları kadarı var. Veya kendilerini görmek istedikleri, herkesin doğal olarak bir hal var. O kadar da sadece benim kalemim değil o tabii. Arada öyle bir fark var. Ama yine de senin yönlendirmen var. Senin için senin bakış açın var. Benim merak ettiklerim var. Sen başkası yani. Sonra bambaşka bir tablo çıkabilir ortaya. Bir %100. De anlasını doğru anlamakla ilgili bir şey var yani. Ya o bir bakış açısı. Ben zaten o konuşmaya gidene kadar olan o araştırma bölümü var ya, benim için en zevkli bölüm o. O böyle bir arkeolojik çalışma gibi. Ya onu bul, bunu bul. Bir şey, eski arşivlere gir, gazetelerin arşivlerine gir. Bir şey yakalıyorum orada. Onu bulmak için başka bir gazeteye git. O başka bize. Bir şey keşfediyorum hissi. Hele ki karşımda röportaj yapacağım kişi gelip de onu anlattığımda ve o bana ben bunu unutmuşum dediğimde, işte onun için her şey. O an için. Onun hazzı başka. Öyle bir anladı ki ben bile heyecanlandım. Benim bile böyle bir şey yapasın gene, benim böyle bir yeteneğim yok Allah'tan. Esas tembel benim. Yok canım, tembel değil. Tamam, müthiş bir çalışma şey. Çünkü bu. Yani bu kazı çok acayip bir şey. Yani. İşte o kazı, en zevkli kısım o kazı. Peki mesela bu bugün daha mı kolay o kazı, bu internet sayesinde, yoksa sen ona güvenmiyor musun? Gidip bizzat mı? Ellerinle mi kazıyorsun? Ellerimle de kazdığım oluyor. Sahaflardan çok malzeme topluyorum. Zaten dönemleri de topluyorum birisini. O sırada çalışmıyorsam bile hayalimde olan kişiyle de ilgili malzemeleri topluyorum. Gazetelerin, yani online arşivler, bir Cumhuriyet'in arşivi tamamen açık, çok güzel. Milliyet'inki de öyleydi. Fakat orada bir teknik sorunlar, açılmıyor Milliyet'in arşivi bir süredir. Diğer gazetelerin yok. Yine radikal silindi. Radikal silindi ki yani bu bir yani insanlık suçu diyebiliriz, insanlık yani suçu. Gerçekten orada neler çok vardı çünkü. Radikal değil mi? Radikal'in arşivi online'da silindi. Röportajlar, ne yazılar. Evet, böyle bir şey kabul edemiyorum. Yani inanılmaz, korkunç bir şey. Ya şimdi bulabildiğimi... Radikal'de belki evet yazılarla ilgili ama Radikal'in arşivi, Cumhuriyet'in arşivi falan çok geriye gider. Hürriyet'in çok geriye gider. Çok sağlam arşivleri. Tabii tabii. Radikal'de değil. Ama son dönem için özellikle hani kültür sanat dünyasındaki figürlerin konuşmaları, röportajları... Orada o kadar çok farklı malzeme pencereden vardı. Yani tabii, diğer tabii. Medya kanallarının evet. Belki bakmadığı şekilde. Şu an en çok Cumhuriyet'i kullanıyorum online'da. Onun dışında yine eski gazeteler, işte dergiler, kitaplar, sahaflar. Tabii. O da işte o da bir kütüphanelere gidiyor musun eski? Üniversite bakmadım. Kütüphanelerine daha çok gidiyordum. Hı. Orası daha verimli oluyor. Daha her şeyi bir arada bulduğum. Bir de diyorum işte böyle hayalimden geçenleri de daha birlikte çalışmaya başlamadan toplamaya başladığım böyle kutular var. İlginç bir lafın var senin. Buraya not aldım onu. Bence bazı insanlar alkışlanmaya geliyor dünyaya, bazıları alkışlamaya. Nedir aradaki fark? Ne onları ayıran ne? Yaratıcılıkları mı? Neleri? Tabii yaratıcılıkları. Yani şimdi Metin Akpınar örneğinden söz edeceksek, alkışlanmaya geliyor. Yani bir yetenekle doğuyor. Sadece bir oyunculuk yeteneği değil mesela, onun özelinde konuşuyorsak. O bir birikim, görmek, gözlem, biriktirmek ve onu yeri geldiğinde çıkarma yeteneğiyle doğuyor. O alkışlanmaya geliyor. Ben alkışlamaya gelen taraftayım. Benim alkışlama yöntemim de yazmak. Hatırlatmak. Hem hatırlatmak hem de bir bütünü vermek. Bütün bir hikayeyi vermek. Peki mesela gençler arasında da böyle bir şey yapılabilir mi? Yani şimdi bakıyoruz, hep konuştuklarımız belli bir dönem, belli bir yaş grubu. Evet. Yani çoğu 70 üstü, bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin isimleri hala var olan ama yani o günlerde empire törenlerini yaşamış belki isimler, bazıları hala da parlak. Mesela gençlerden böyle bir şey çıkmaz mı? Mesela bir Cem Yılmaz olmaz mı böyle bir olur, şey? Olur tabii. Daha erken mi yoksa? Yani bir kesit de anlatabilirsiniz bir insanın hayatından, tamamını da anlatmak gerekmez ama Cem Yılmaz'dan konuşacaksak elbette olur. Çünkü çok üretken. Benim açımdan malzemesi bol. Tabii ki yapılabilir. Ama bu yani tamamen benim kişisel seçimim şu anda. Tabii birazcık daha genç insanlara daha zaman var şimdi. Peki Gülencan, genellikle sanatçılar mı burada daha kafanda ön plana çıkıyor, yoksa başka meslek grupları da var mı? Var tabii. Tabii ki var. Her Fatih meslek olur mu mesela? Olur elbette. Benim
henüz daha o yaşta değilim. Bak işte böyle söylüyor gençler. Gençler de katılıyor. Bu neden? Mesela, çok farklı meslek gruplarında. İşte, bu, nereden aklıma geldi? Bugün Nihat Gökyiğit ölmüş bugün biliyorum. Evet, evet. Çok da üzüldüm yani. Çok iş adamı ama bambaşka bir yani işte. Vakıf çalışmaları, temanın kuruluşu, senfoni orkestraları bilmem ne, bir sürü Türkiye'ye birçok şey yapmış. Mesela böyle insanlarla da düşünür müsün? Yapacak mısın ya da? Elbette düşünürüm. Yaparım ama bu yani benim kafamın içindeki bir sıralama sadece. Yani bu tiyatroya olan hani bitmek bilmeyen sevdam nedeniyle de evet, tiyatrocularla evet. oldu. Ama biraz daha gelişip şimdi artık böyle sahne sanatları üst başlığı altında diyebiliriz. Yoksa tabii ki yani işte bir sahaf hikayesi anlatmayı çok isterim. İşte Nihat Bey gibi birisini anlatmayı çok isterim. Bir futbolcu olabilir, basketbolcu olabilir, bir avukat olabilir. Bak sahaf kesenizden Murat Bardakçı'nın kanepeleri var. Aa, evet tabii biliyorum. İbrahim abi. İbrahim Bey evet. İyidir yani. Tabii olağanüstü hikayeleri olduğuna muazzam da... Muazzam hikayeleri vardır. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye koşullarında ömrünü sahaflığa vermiş bir kişinin portresi olağanüstü bir portredir tamam, elbette. İşte yani. Aklıma geldi bir demle sahaf deyince sen. Peki iyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum vallahi. Ben teşekkür ederim. Seni tanımak, yani seni de tanıdım, seni de tanıdım. Sizinle ilk defa tanıştık. Çok mutlu oldum. Ne oldu sen önce düşündün böyle bir derin derin bir baktın böyle. Derini, suyum bitti de. Neyse, suyum zaten düşündüm. Program da bitti. Evet. Güzel bir şarkı ile derim mi? Tamam. Yani, bu da yeni mi? Bir adı, yeni isme bir... karar verdik mi bu arada? Evet, güzel seçmedim. Bir isim söyledi aslında. Daha vermedim karar. Ama o da sis dedi. Sen sis dedi. Evet, evet. O sis dedi. Daha onun biraz yolu var adını. Olmadı. Sinmedi adını içine. Kendisi bulacak evet. onu ben istediyorum. O yüzden ne biraz... Ne bu boğaçan bu adını kendi bulsun. Dede Korkut Gezi gibi bir an geliyor ve böyle netleşiyor o isim yani. Daha birazcık daha kaynayacak çorba yani o manada. Yayınlardan sonra şey benzemesin bu altında basan Cumhurbaşkanlığı gibi olmasın? Seçimden sonra verecekler gibi. Daha hızlı belli olabilir. Daha, ondan önce daha belli olur. İnşallah daha hızlı belli olur. Peki bir şarkı demeden çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi ki geldiniz. Sağ olun. Teşekkür sağ olun. Sağ olun. Çok mersin. Meyhan Hanım Sedef. Size tabii, saygımız ayrı tabii. Asil kan olduğunuz için o ayrı saygı. Bil mukabele. Şarkının adı Bin Doz Öfke. Öfkeden delirdim, bir boğa gibiydim. Çirkin sesli bir politikacı, üçüncü sayfaya düşmüş bir katil. Ne önüme bakıyordum ne arkama, varsa yoksa bilendikçe bilenen zihnim. Sonu gelmiyor diye ağlıyordum, sonu gelmesin diye saplıyordum. İğneyi bin doz öfke, bin doz bela. Sonu gelmiyor diye ağlıyordum, sonu gelmesin diye saplıyordum. İğneyi bin doz öfke. Şimdi bir meleğim, huzurlu ve sakin. Beni üzenler ölmesin ama sürünsünler karanlık zindanlarda. Ne önüme bakıyordum ne arkama, varsa yoksa bilendikçe bilenen zihnim. Sonu gelmiyor diye ağlıyordum, sonu gelmesin diye saplıyordum. İğneyi bin doz öfke, bin doz bela. Sonu gelmiyor diye ağlıyordum, sonu gelmesin diye saplıyordum. İğneyi bin doz öfke, bin doz bela. Thank you.